Efendim, hoş geldiniz. Radyo Oyun'un nefis yeni bir, bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu hafta konuşacak bomba haberlerimiz, ee, Steam'de gerçekleşen indirimler ve Twitch dünyasında, Twitch ve YouTube diyelim dünyasında gerçekleşen bazı e, konular üzerine gıybet, muhabbet edeceğiz. Bu hafta bomba gibi bir... E, program hazırlamaya çalıştık sizler için. Bu hafta her zaman olduğu gibi yanımızda Aliço TV var ama her zaman olmadığı gibi Aynen. Pratikus yok. <laughs> Onur abi geldi. O, o, o Teşekkür ederim. O kalplerde. Pratikus, Pratikus'u Pratikus, Pratikus, bir ay yanımızda olamayacak. Ne yazık ki kendisi şu an askerde. O da gerçi askerlerin de İstanbul'a çıktı. İstanbul'da yapıyor dedik. Yani evinin, evinden bir saat uzakta bir yerde falan. <laughs> öyle öyle. Onu söyledim. Ha dedi karşıya geçeceğim. dedi. Öyle bir şeydi. Bayağı bol. <laughs> Onun için e, çok uzun yol kendi kendisi zaten. E, aslında biraz zorlasak belki programı da alabilirdik ama neyse şimdi uğraştırmıyorum kendini. <laughs> komutanın... Getirdik, getirdik. Yok komutanın odasından <laughs> bir yayın yaptırırdık Burak. Güzel <laughs> de... evet. olurdu. Çarşı izinde Adam şimdi çarşı izinde evine mi gidecek ya? Hayır. <laughs> çarşı izinde eve gidiyor <laughs> falan yemek yiyor falan böyle. Yarım saatlik yayın açıyor böyle hızlıca. <laughs> İlginç. ay ay ay. Ya da buradan selamlar olsun. Oğlum, hoş geldin. Teşekkür ederim. Bu hafta kırmadın bize geldin. Ee, hoş konuşacağımız... bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, efendim. Öncelikle ee, ufaktan ufak tepek haberlerimize girişelim. Ondan sonra gıybetimiz olacak. Onu da söyleyelim. İlk olarak geçtiğimiz hafta radyoyun programında bunu konuşamadık. Çünkü radyoyun rol yapma oyunları üzerine, masaüstü rol yapma oyunları üzerine bir program gerçekleştirdik ikinle beraber. O yüzden e, geçen haftanın birazcık eski bir haber olsa da buna değinmek istiyorum. Sony geçtiğimiz sene E3'e katılmamıştı. Demiş ki ya bir arkadaşım ben E3'e niye para vereyim kendim Twitch'ten yayın açarım diyerekten e, ayrılmıştı. Ya da biz onu daha az ya da şeyden dolayı düşünmüştük bir yandan da. Çünkü Sony'nin geçen sene duyuracağı pek bir şey yoktu hani evet. oyunları bitiyordu. Bu sene bir şey çıkmayacaktı. Önümüzdeki sene işte PlayStation, Sony PlayStation çıkaracak falan filan. Hani ona artık gizli sonuç kozlarını saklıyor diye bekliyorduk. Ama bu sene de Sony E3'e katılmayacağını duyurdu 2020'de. Yine Sony yok. E, harbiden E3'ün sonlarına yaklaşıyoruz. Ya da belki de bir E4 artık bir kabuk değiştirip E4 diye karşımıza çıkarlarsa bilmiyorum. Ee, ama eski E3 artık yok artık herhalde firmalar kendi kendilerine Twitch'ten yayın açacaklar. Ne diyorsunuz bu duruma? Ee... Valla daha hesaplı sadece hani, <laughs> evet. hani kurmak yerine interneti halledecekler <laughs> noktada. Ama yani şimdi hepsini de tek bir E3 e, bünyesi altında görmek Boştu. hani bir iyi insan gidiyordu abi bizim böyle için. aman Allah'ım bambaşka dünya falan bizim için tabii ki de hiçbir hiç etkisi yok da. Be ben benim için bu iyiydi abi ben, 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 ben bir nevi şey gibi yani E3 yayınları benim için bir bayram etkinliği oyuncuların bayramı gibi bir hissiyat vardı bende o acaba bu sene neler çıkacak neler göreceğiz sürpriz Aynen. oyunlar görebilecek miyiz acaba işte ne bileyim Bethesda yine ne sallayacak falan filan tarzında bir <laughs> e <laughs> <laughs> böyle Bi etkinlik dönemi gibi bir şeydi. E ama yavaş yavaş onun sönüp gitmesi açıkçası şeyden şaşırdım yani. Çünkü Sony'nin cidden duyuracağı çok fazla şey de var hani bu sene. Hani evet. PlayStation 5 geliyor ve PlayStation 5 ile beraber bir sürü eksklusif ve duyurması gerekiyor. Ee, insanların direkt PlayStation 5'i bu senenin sonunda alması için sebep sunması falan da gerekiyor. O yüzden büyük bir konferans yapması gerekiyor diye düşünüyordum ama e, biz bunu Twitch e yayınında da hallederiz diyerekten e, ee, sanmaları birazcık tuhafıma gitmedi değil. Reddit'te konuşulan bazı noktalar var. <laughs> Uzun zamanlar takip ettiğim şeyde. Ee, yani aslında otoriterler şey söylüyor. Yıl sonu ne kadar çıkacak, e, çıkacağını söylüyor PS5 için ama bazı Reddit kullanıcılarının ya da Reddit sayfalarının söylediğine göre de Şubattan itibaren PlayStation 5'in e, daha doğrusu Sony'nin büyük bir organizasyon yapacağı yönünde. Hani bu daha hala kesinliği sağlanamamış bir olay ama e, evet. evet. bakalım nasıl olacak süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum ama hani dediğin gibi daha çok böyle PlayStation 5 exclusive oyunlar ve ekstradan yeni firmaların getireceği oyunların PlayStation 5'e dengelenmesi, ayarlanması süreci. Ya bizim için hayırlı olsun da Sony bize göre özel bir şeyler ayarlasın da yeter ki bize faydası olsun. Kesinlikle. En önemli olan da bu. Nasıl, nasıl sunuyorlarsa sunsunlar. Güzel bir şey sunsunlar bize yeter. Aynen öyle. Ee, son Sony ve Exclusive e, taraflarına gireceğiz. Ee, o zaman bu programın evet. içinden sonra. Ee, geçtiğimiz günlerde e, Horizon eski oyunlardan bir tanesi burada. 2010 kaçlarda? 15, 17 miydi? 16 mıydı? Horizon çıkalı bayağı oldu çünkü. Ee, Horizon Zero Dawn. Ee, yani Şubat dönemlerinde diye bir hatırlıyorum da hangi sene Şubat dönemlerinde onu hatırlamıyorum. 28 Şubat 2017. 17. Evet çıkmıştı ve bu sene e, PlayStation'a geleceği Kotaku sitesi tarafından e, işte 3-4 farklı e, böyle yine anonim ama Sony'nin içerisinde çalıştığı bilinen e, kişiler tarafından açıklandı, duyuruldu. Yani Horizon Zero Dawn'da e, bu yıl içerisinde bilgisayara gelecek bilgileri sızdırıldı ve e, PlayStation tarafında PlayStation fanboyları ağlamaya başladı. Ya artık hani Detroit bilgisayara çıktı. Her şey bilgisayara çıktı. Ulan bunlar da bilgisayara çıkacak. E o zaman biz ne bok yiyeceğiz hani? Aynen. Biz niye PlayStation oynuyoruz? Bu nedir yahu diyerekten ne şey geliyor ya. PlayStation 4 konsolları falan dışarıya çıkmışlar. Ellerinde böyle. Kardeşim <laughs> madem öyle yapacaktınız bunu niye aldık? <laughs> Aynen. <gülüyor> ya, bir yandan da olması gereken bir şey aslında bu da ya. Hani çok eski oyunları tamam bazı spesifik oyunlar konsol satılacak oyunlar tabii ki de olsun devam etsin eyvallah da. ama yani bazı oyunlarda yani bir sene sonra yani 2010'da çıkmış bir oyunun 2017'nin başında çıkmış bir oyunun bence bilgisayara gelip oyunun daha fazla satması e, firma için ve uzun vadede son içinde bence avantajlı olacaktır yani. Kesinlikle. Diye daha düşünüyorum daha aslında ben. Da. İşte bu noktada herkesi mutlu edemezsin şeyi var ya, olayı var ya. illaki bir isyan çıkacaktı zaten. Çünkü atıyorum sırf bu oyun için ben PlayStation aldım diyenlere de çok bir şey diyemiyorsun bu noktada. Ha gerçi onlar kendine en fazla nasıl avutabilir? Ha çıkar çıkmaz oynamak istedim. Tabii çok 3 sene dayanıyor. olmuş arada yani hani. Ha 3 sene olmuş mesela. Yeni çıkacak oyunları bir anda PC'ye çıkarsa, eksklusif olanları o zaman ses çıkartırlar mesela sadece onun Bunun için. Detroit çok hızlı geldi bilgisayara. Epic Games'in sayesinde. Geldi ama e, sıkıntılı geldi bir taraftan da. Aynen. Evet, ben, ben oynayamadım bu arada. Aslında. Aynen. Yani optimizasyondan kaynaklı olarak sıkıntılı bir durum var. Ama Abi. şöyle bir durum var. Şuna da değineyim. Ee, yani hala şu kanada olan insanlar varsa PlayStation 4 işte şey PlayStation 5 gelecek. Bunlar eksklüzifleri PC'ye gelecek. PC'ye geldikten sonra yok PlayStation artık almayız. Ha 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 kiki kiki. PlayStation batacak şey olacak. Abi yani PlayStation gibi bir e, yani Sony gibi bir firmanın özellikle Amerika gibi bir gücü var. Yani, Her ne kadar senelerdir koda laf söyleseler de o çıkan YouTube videolarında, trailerlarda dünyanın milyonluk dislike atsalar yine avantajlı olarak, olarak en büyük avantajı Amerika abi. Yani evet, evet, e, aynen. Avrupa bandında da çok büyük satış rakamlarına yakalandıkları gibi Amerika bandında da öyleler ki keza bizim Türkiye'de de ciddi satış rakamları var. Zaten olmasaydı en sonki Black Friday'de Sony ee, tutuşmazdı bu kadar kolay. Çünkü tutuştular. PSN e, indirimlerinde neredeyse Horizon Zero tutun Red Dead Redemption 2'ye kadar birçok oyunu millet BF1 vesaire 300 lira gibi küçük miktarlarda 4-5 bir tane 4-5 e, açık dünya oyunu neredeyse satın alabilecek kıvama geldiler. Yani bu bizim için yine aynı noktaya değiniyoruz. Aynı noktaya. Göre, e, PC kullanıcısı olarak ha, bu işten tabii ki de Sony fazlasıyla para kazansın, kazanmasını isterim. Ben 200 lira, 300 lira, 400 lira veririm. Yeter ki ben Horizon Zero Dawn oynayayım ya da Sony'nin çıkaracağı exclusive oyunların hepsini oynayayım abi. Benim için bu vay efendim PlayStation 4 batacak, vay efendim Xbox şöyle olacak. Abi herkesin imkanına göre, herkesin odak noktasına göre hareket etmeleri gerekiyor. Sony'nin bence yaptığı en iyi işlerden bir tanesi bu olacak bana göre. Kesinlikle. Yani ben şimdi neden mesela kara kara düşünmek zorunda kalayım? Benim elimde PC var. PlayStation yok. Mesela ben hala Uncharted derdine düşmüş durumdayım. Yani Uncharted'ı yani, deneyimlemek istiyorum ama abi. PlayStation gerekiyor. Yani bunu düzeltmeleri lazım. Güzel bir şey olur çünkü PC'ye çıksa. Benim gibi daha birkaç kişi, yani bir sürü kişi hatta deneyimlemek ister onu. Time exclusive olması güzel bir şey ya her türlü. <laughs> yani En azından, gelsin bir süre sonra da olsa, geç de olsa, Edgar de olsa oynamak lazım yani. O yüzden e, bu aynı zamanda PlayStation için de zaten bir ufak bir reklam kaynağı da olacaktır. Yani olan harbiden oyunlar güzelmiş diye delirtip belki de adamlar e, şey yapacak, PlayStation alacak. Yeni, yeni nesil konsol olarak. Bilgisayardan sonra ekstra üzerine. Evet. E, ee, exclusive demişken geçen sene e, bundan sonra 2019'un e, saçmalıklarına falan da bahsetmiştik sen geçtiğimiz programlarda. Epic e, Store, şu Epic Game Store büyük bir e, vurgunla e, geçtiğimiz seneye damga vurmuş. Ara, biz de varız, savaş açıyoruz efendim diyerekten e, bayrakları çekip e, oyunları parayla kendi taraflarını çekmeye başlamıştı. E, altlarında Steam logoları parlayan oyunlar, trailerlarda tek tek ...epik özel olarak çıkmıştı. Tabii bu birazcık sıkıntılı çıkmıştı. Tabii insanlarda bakıyor. Lan ben bunu Steam'de alacaktım. Hayırdır? Ee, muhabbeti ve savaşları döndü bir sene boyunca. Ee, ama epic bu durumdan... ...hani, doğ, hani doğal olarak... ...ben de beklediğim gibi... ...bayağı bir karlı bir şekilde çıkmış. Ee, mutlu da rakamlardan... ...kendileri. Aynı zamanda hani bu rakamlardan mutlu oldukları için de... Hmm, o zaman biz doğru bir şeyler yapıyoruz. O zaman buna iki kat daha abanalım. Daha fazla eksklusif, daha fazla epik, daha fazla oyun. Ve tabii ki de feri oyunlar diyerekten ee, macerasına devam ediyor. Bunun duyurusunu yaptılar. Helal olsun. Da. <gülüyor> <gülüyor> abi bedava mal, baldan olarak. yani bedava mal, baldan tatlıdır dedikleri olay var ya. <laughs> ne, evet. Gitsin Ekle gitsin abi. Kesinlikle. Abi, inşallah yani bu arada 2019'da sadece tek bir arayüz güncellemişler. bir kere arayüz evet. güncellenmiş. Bu gidişle şeker sokacaklar. sokacaklarınızdır. Yani bu 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 sene, bu bu sene muhtemelen iki kere arayüz, iki tane updateleri falan filan böyle. Hani adam gibi oluşturabildikleri bir buluş sistemi yok. Hala sevgilide evet, sıkıntı var ve hala fiyatlandırmalarda bir ve üzeri e, hiçbir şekilde satın alamadığın bir platforma sahipsin. Evet. E, ve ekstradan. Fortnite gibi bir oyun sıkıntıya girdiğinde anında oyunun bütün e, serverları otomatikman shutdown oluyor ve komple herhangi bir yani sen diyelim Fortnite'de bir sıkıntı yaşandığında Epic'in içindeki bulunan oyunlar oynadığın anda Epic komple çöküyor. Ya yani evet. Bunlar ciddi problemler. Yani senin tamam Tencent e, <laughs> olarak aldığın e, oyunlar vesaire buralarda bedava vermiş olman tamam apayrı bir durum. Ama yani alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değildir. Yani ben hala yani Bunun fanboylukla bir alakası yok aslında ama ben hala Steam benim için daha kullanışlı, insanlarla evet. iletişim açısından daha böyle anlayışlı, e, stabil ilerleyen bir platform. Ama abi yani benim gözümde çok şey olmayacak ama hiçbir zaman da para yatırmayacağım yani. Bedava vermeye devam etsinler. Yani. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya, Öyle. ya ben et, fiyat konusunda Epic'ten memnunum. Yani bir sürü bedava oyun sağladı bana. Sağolsun Epic'ten bedava oynadık. Ben şu an Far Cry serisine başladım. Onu da Epic'ten aldım. 20 liraya bir ara denk gelmişti. Şu anda mesela en büyük indirime Steam'de 50 liraya falan düştü Far Cry Primal. Ben 20 liraya aldım Epic'ten. Yani çok iyi fiyatlarda. Mesela Assassin's Creed Odyssey'i şu an mesela Steam'de 120 lira indirimlerde 60 liraya aldım Epic sayesinde. Ee, fiyat konusunda, oyun çeşitliği konusunda içerik sağlıyor da. İşte arayüz konusunda mesela beni Alibos'ta inanılmaz üzdü mesela. Yani 4 saatlik yayınımın save'imin komple silinmesi falan benim cinnet geçirmem gibi saçmalıkları <laughs> doğuruyor. Ee, de Destroyed'i getirdiler de oynayamadım. Kaldı öyle. Ee, üzdü beni o. Hani Çok sıkıntılar yaşıyoruz. Yani, bir yerden gol atıp bir yerden de defansa açık bırakıyorlar. Habire aşıtırma gol diyorlar. Üzüyor yani. Aynen. Bakalım seneye inşallah inşallah artık bir arayüze el atarlar biz de e, buradan bas bas epic kodlarınızı bizden kullanın diye bağırırız elbet bir gün. Ay ay ay, ay. peki. Ha bir de bunu epic söyleyince e, Google Stadia'dan bir açıklama geldi. Ee, bu Epic'in bu duyurusunu beğenen Google Stadia böyle şey yaptı. Direkt beğenip retweetledi falan böyle Aa, üstüne de yazdı. Öyle mi? Tutuyor muymuş bu iş? Tamam o zaman biz de ondan fazla oyunu sizlere time exclusive olarak veriyoruz diyerekten. Onlar da artık hani bildiğin Google Stadia özel hani belli bir zaman içerisinde 6 aylık bir yıllık sadece Google Stadia'da oynayabileceğin oyunlar çıkacak. Yemin ediyorum hani. Bu kötü oldu bu kötü oldu. Çünkü hani Epic'teyken yine oynama şansın oluyordu. Yani oynuyordum, alıyordum. Hani alırsan oynarsın hani durumu vardı ama Steam'den oynayamıyorsun bile. Hani alsan oynayamayacağım muhtemelen Türkiye'de ki dünyanın çok büyük bir kısmında oynayamayacaksın sadece Türkiye değil. Steam'de çünkü çalışır. Sadece Amerika'nın birkaç lokasyonunda düzgün çalışan bir şey yani. <laughs> sistem şu an için çok stabil, muazzam stabil ve Google'ın üst üzerinde falan öyle Google'la komşu olman lazım falan tarzında o derece sıkıntılı olan bir platform. Zaten çıkışı da rezalet çıktı. Bu sözü vermeleri kötü oldu bizim için. Ee, i̇nşallah sevdiğimiz oyunlara el atmazlar, para abanmazlar. İnşallah Epic onlardan alır da hani Epic'le kapışsınlar. Epic satın alsın onları. Tencent satın alsın. En azından oynama şansımız olsun falan niyetindeyim. <laughs> ay ay. Stadia ne yeniyor mu? Abi zaten Stadia'daki Chromecast'teki sıkıntılardan sonra adamlar çok büyük ee, geri bildirimler aldılar. Yani o, problem evet, o problemler daha doğrusu çözülebilecek problemler değil yani. Ve hani o iki oyun e, 10 dolarlık fiyat bandındaki özellikle Destiny falan böyle çok. Zaten Destiny bedava olan bir oyunu sen bir de 10 dolarlık paketin içinde millete hı. verip sonra diğer oyunları da oynamak istiyorsan ama 60 dolar vereceksin. <laughs> ya abi yani yapma şey ya. <laughs> Hani millet yapma gözünüze böyle şeyler artık hani ya e, şey yapıyorsun hani epey laf söylüyorsun da epey laf söylediğimiz noktayı zaten birçok kişi herkes anlayabiliyor ne tür neden Hı -hı. laf söylediğimiz ama stadya abi ya boş ver Google sen bizim ülkeye gel bizim ülkeye internet var boş ver. <laughs> <laughs> Aynen bir Google fiber ver abi boş ver girme böyle. Ah oh, keşke. Yani şu, internet, internet işe hal olsa zaten diye aslında işe yarayacak bir noktada ama şu evet, anki internet evet. bizim. bizim... Stadyo olmasa bile zaten sürünüyoruz. Aynen öyle. Ay yani. İyi Geliyoruz. Geliyoruz. Ay ay o da üzücü. Bu arada şeye değmişken chatte de söyledi onu. <laughs> onu da üzerinden ofiden geçelim. Ee, 30 Ocak'ta Farming Simulator 19 bedavaya olacak Epic'te. Onu da söyleyelim. Kütüphanenize ekleyin. Steam'e 80-90 liralık oyun bu bu arada. Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz multiplayer bir oyun. Shield mill takılırsınız aklınızda bulunsun. 30 Ocak'tan 7 Şubat'a kadar, aslında 6 Şubat'a kadar bedava olacak chat söylemiş olur. Sayın, de... Sayın Azer dedi dediği gibi kurşun yadım kurşun yedim sol yanımdan. Çok tehlikeli <laughs> bir oyuna karşı. 123 liraya verip 123 liraya ön sipariş yaptığım oyunu bedavaya veriyorlar. <gülüyor> 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 o, da, o da çok hızlı bir yani. Evet. Bir daha var ya hani bir daha. İmkansız o paraları vermem. Hele ki ben artık... gibi bir oyuna. Farklı sinetörsel şey dersen... oldum abi e, ee, ön sipariş mi verdin cidden oyunun? Ön Beğendim sipariş mi? verdim. Çıktığı gibi oturduk oynadık. 80 saatlik bir deneyim oldu. Kendi o, yani. kadar açtık. Ama yani 123 lirayı vermektense e, sanırım 4-5 porsiyon ciğer yerdim daha iyiydi çok. ben <laughs> ben be, yani. ya 80 saatin ama sonuçta tatmin misin? Kötü mü yani? Yok abi gram tatmin değil. Gram Anladım abi. abi niye, o zaman niye, niye 80 saat? Çünkü 80 saat fazla bir ara. Biraz fazla yani. <laughs> 80 saat aslında modlarla oluşturulan bir şey. Yani hmm. hani e, nasıl Don't Star Together'ı uzun süre oynanmasını sağlanabilen olaylardan bir tanesi modlardır. Hmm. Yani modlar hmm. bir nevi taşır bir noktaya. Ha. Ama e, farmingin, farmingi de bir noktada taşıyabilecek olaylar aslında modlardır. Ama o modlar gelene kadar oyunun kendi içeriği hiçbir zaman tabii ki de tatmin etmedi. E, i̇ki hmm. öyle yıkama yağlama olayları 123 lira. O yüzden <laughs> çok tertibidir. <o gülüyor> Geçmiş Oyun olsun abi. Yani. Aynen öyle abi vallahi biz güzelleştirdik. <laughs> Geçmiş olsun. Ee, peki. E bu modlarsa epikte mod oluyor mu? Sıçtık o zaman İş... falan. <laughs> ee, işte şey yok yani. Yok Hatta... gerçi şey durumu söz konusu. Yani o farmingi kendi için oynayacağınız için dedicated şey dedicated serverlar var. Dedicated Hıza. serverlara mod entegrasyonu sağlayabilirsiniz siteler üzerinden. E, yani çok böyle bir, bir yok o konuyla alakalı olarak. Öyle olsaydı işte o zaman anlardık neden bedava dağıtıyor. Aynen öyle. <laughs> Ayıplı dağıtı. bedava dağıtıyor. Tabi tabi tabi. Aynen. O yüzden bir sıkıntı yok yani modlama falan konusunda. Rahat oynayabilir herkes. İyi güzel. ya, ya, ya. Bir de bu geçtiğimiz haftalarda biraz üzücü haberlerle karşılaştık. Ee, biliyorsunuz E3'ten itibaren neredeyse bütün A oyun çıkıyor şeyde ilkbaharda 2020 ilk bahar. bu oyun çıkıyor 2020 ilkbahar bu oyun çıkıyor 2020 ilkbahar bahar tarzında direkt E3'te duyduğumuz oyunların 180'i bu arada bahar döneminde çıkıyordu İrili ufaklı büyükli küçüklü oyunlar ee, Şubat'tan hmm. ve Mayıs arasında gerçekleşiyordu genellikle bu oyunların çıkışları ee, ilk olarak San Last of Us geçtiğimiz aylarda şey duyuruldu. Last of Us Şubat'tan 29 Mayıs'a kadar ertelenmişti. Şimdi ise Cyberpunk sağlam bir öteleme aldı. 17 Eylül'e kadar. E, Ertelendi efendim çıkışı. Artık o da baharda değil. Sonbaharda oynayacağımız bir oyun olacak. E, ve hemen akabinde birkaç gün sonra o taşıyor muyuz oyunlar hocam? Tamam biz de taşıyalım diyerekten Dying Light da e, mevzilere katıldı. O da o da o, ama o biraz daha üzerine koydu yani. Biz biz çıkış tarihi bilmiyoruz abi. Ben kafamız göre çıkaracağız diyerekten onlar da öteledi. Ee, öyle bir üzüm doldu içimiz bu bahar döneminde. <laughs> Herhalde benim benim şeyim e, bu konuda e, bence Benelort'tan korktular arkadaşlar. Türklerin gücünden korktular. Türklerle aynı anda <laughs> oyun çıkarmayalım. Bunlar bizim ağzımızı sıçar. Satış rakamları inanılmaz düşer. Hani biz Polonya olarak e, Türklerden korkuyoruz. E, e, Türklerin gücünü biliyoruz. Hemen Cyberpunk'a entredik diyerekten. E, bir... <laughs> herkes böyle oyun yapmak çalışıyor. Böyle arkadan atlı sesleri gelişiyor. Evet, evet. Abi <laughs> <laughs> kardeşim Lord... son bağırı son <laughs> Lord geliyor aman Allah'ım diyerekten. <laughs> Oyunda erteleniyor. Ne diyorsunuz abi? <laughs> Öyleyse güzel. Beni Lord bir an önce gelsin çünkü ama. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yani bana kalırsa zaten hani bu son zamanlarda böyle büyük e, şirketlerin yaptığı oyunlarda böyle tarihi verdiği gibi çıkan oyun oldu mu abi? Çoğunu zaten alayına erteliyor. Ya baskıdan kaynaklı hani çok genelde... çıkartmışken yani iyi çıkartalım diyorlar. Ya da cidden Allah şurayı da yapmayı unuttuk. Onu yapalım Gen diye. Genelde, genelde çok önceden bir tarih verildiği zaman o tarih genelde erteleniyor. Evet. Ama adamlar aslında oyunu hazırlamış olup Mesela Otherworlds. Adamlar aslında oyunu çoktan hazırlamış. Hacı. Hani E3'te duyuruyorlar. Hacı sonbaharda geliyor. Bu sonbaharda geliyor. Yani böyle iki aylık bir tarih verdikleri zaman. Onlar aslında çoktan oyunu hazırlayıp bitirmiş olup üzerine cira çekiyor oluyorlar o sırada. O yüzden onlar Aynen. genelde. Hmm. Öbürleri çok uzun bir vadiye şey için yetiştiremiyorlar. Bir şey oluyor, aksilik oluyor falan filan ya da ya biz bunu biraz daha cilalarız aslında ya falan diyerekten ee, başka fikirler geliyor belki akıllarına. Çünkü ben bu tarz durumlarda o artık baya hani doğal karşılamaya başladım. Ya ben alıştım ertelenme olaylarına ya da bilmiyorum. Ya ertelemenin ana kaynaklarından bir tanesi de yüksek ihtimal oyunlarını yetiştiremediklerinden kaynaklı olarak. Yani. Çünkü öyle hissediyorlar. Nitekim evet. de biz oyuncular olarak da bizim amaçladığımız yani bir oyuna para veriyorsak olmasını istediğimiz olaylar nedir? Oyunun tam çıksın. Sıkıntısız hmm. bir şekilde, rahat, stabilite bir şekilde oynayabilirim. Amaçları da buna yöneliktir diye tahmin ediyorum en azından. Senelerdir aslında düşünülen olaylardan bir tanesi şu Bannerlord faciası. Ben onu hmm. artık facia diye yorumluyorum. Çünkü bu oyunun e, yani. özellikle yani nasıl bir pazarlama stratejisi, nasıl bir planlaması var, nasıl bir yol haritası var hala anlamış değilim. Yani e, hala bir de şöyle bir durum var bölgesel fiyatlandırmaya göre yapsalar dahi e, oyundaki amaçları yurt dışına satmak olacakları için bu firmanın çünkü Türkiye'den e, beklenen özveriyi alamayacaklar yüksek yeah. fiyat olacak olmak durumunda çünkü Avrupa piyasası Türk piyasasına yani Türkiye'deki piyasaya göre Avrupa ve dünya piyasası her zaman daha makul bir e, fiyatlandırma politikasına sahiptir. Yüksek ihtimal hani basit matematik yapsan 50 dolar 50 euro e, fiyat etiketinde çıkarsa dahi senin ülkene minimum e, bölgesel fiyatlandırma korsa dahi minimum 150 liraya denk getirsinler. 150 liraya Türkiye'de kaç kişi alabilecek? Kaç kişi alacak? Hı. yani Tabii Gerçek. <laughs> yani bu ilk başta ben düşündüğüm kadarıyla yani beklediğim kadarıyla ilk baş, ilk başlangıçta da e, var ben İngilizce olarak çıkmıştı ve Türkçe olarak çıkmamıştı. Sonradan Türkçeleştirildi ve e, stabil hale getirildi. Böyle de bir durum var. Bunlar bunların süreçlerini de yapmaları gerekecek. Yani önümüz yani hani şu mantık var. Venelo çıktığı zaman bütün oyunlara falan silip süpürecek. Biz orada küçük bir espri güldük falan filan eğlendik ama ya böyle bir şey olmasının mümkünatı bile yok. Yani benim özellikle özellikle Temmuz'la Temmuz Temmuz'la Aralık arasındaki fiyat bandında çıkarırsa oyununu Otomatikman silinir gider piyasadan. Çünkü evet. iddialı çok güçlü çok güçlü firmalar var. Çok iddialı firmalar var. Özellikle yani Ben Benelord'un betasını da oynadım. Betasına da baktım. Yani Ekran kartında işte çözünürlüklerinde stabildi, Rahattı. Karakter yoğunluğu ve ırklar iyiydi, hoştu. Ama bilmiyorum yani çok bir Devrim yaratacağını düşünmüyorum. Yok. En azından insanlar arasında ya şey bakımından yani oyun piyasasında hani mesela Bannerlord şey var var şey, oyunu ilk çıktığı zaman cidden az da olsa bir devrim yarattı. Hani oyun stili bakımından Bannerlord gibi Aynen. bir oyun çıkmamıştı dünyada. O yüzden bayağı bir e, bir sürü oyuna da ilham olmuş e, oyunlardan bir tanesidir. E, Warband hani Bannerlord <laughs> Warband'ın daha iyi hali olarak çıkacak sonuçta. Aynen öyle. Aynen. Yani daha iyi görseller, daha belki iyi bir diplomasi sistemi, daha bir oturmuş bir sistem, daha iyi kale kuşatması vesaire. o oyuncuların az çok da beklediği şey de bu zaten. Ee, bence iyi satış rakamına ulaşacaktır. Ben hani yani firma olarak güzel sat, yani uzun vadede güzel satış rakamları ulaşacaktır e, diye düşünüyorum ben Lord'un. Ortalamanın yani ortalamanın üzerine çıkması durumunda çok büyük sıkıntılar, çok büyük saçmalıklarla karşılaşmazsak eğer ee, çıkacaktır. Ha, tabii ki de böyle yılın oyunu olur işte Last of Us'la falan kapışır. Yok öyle bir falan yoktur. Ha, ilk yılın ilk oyun oyununa girer mi? Be girebilir belki o bir sene çıkacak olan oyunlara bağlı olarak da. E başarılı bir oyun olacağını düşünüyorum. E ben açıkçası Türkiye'deki şey olarak ama içerik kredisi olarak ben yani baktığımız zaman Türkiye'de uzun bir süre Twitch'te ya YouTube'da bolca Battlefield 4 göreceğiz. Doğru söyle tabii. Türkiye'de görürüz. Bakalım ama fiyat her şey her şeyden önemlisi fiyat. Hı -hı. Fiyatın e, e, Türkiye'ye katkısı önemli. Yani fiyatı bölgesel ben, fiyatlandırma yapsalar bile hı. Hı -hı. şey yani. Ben 200 bekliyorum şu an. Ben 200 yani ben bekliyorum şu an. O zaman ben optimistik davranıyorum. Evet. Ben hı -hı. ben ha, ben her şey davranıyorum yani. Çünkü yani normal oyuna çıktığı zaman şu an 300 350 bandında çıkıyor. Yani Evet. 200 lira falan gayet Türkiye için büyük bir indirim zaten yani hani Vallahi inşallah yani bizim dediğimiz gibi fiyat olur da hani şey yaparız yani çok da içerik oluşturup insanlara ne bileyim içerik üreter üretebiliriz en azından ama inşallah denediği gibi olur. 250 TL fiyat koyarlar. Amaç mesela da 250'ye çıkardı da şimdi da 250'ye çıkmışken e, Bedar'da not 200'e çıkarsa üzücü olur. 200 lira bandında çıkar diye tahmin ediyorum ben. Cyberpunk'ın bir tık altında olabilir. E, ...fiyat Fiat'ta şey yapıyor gibi, şey yaptığı gibi hani gerçekten 200 liraya edecek mi? Orgu sorgulaması gereken sonra bu. Evet. Bakalım içeriği ne kadar olacaklar. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Bannerlord dediğimiz olay sadece şey değil. Yani oyunun kendini sana, sana sunduğu şeyler değil. Mesela Warbank'ta oyunu komple bitesen... ...deneyim etsen açık dünyasında istediğin gibi böyle 100 200 300 saatin gömülkten sonra bile oyuna o kadar fazla mod geldi ki, Yüzüklerin Efendisi modları, işte Game of Thrones modları, farklı işte Viking Viking modları falan oyun verdiğim paranın uzun vadede kesinlikle karşını alabileceğim bir potansiyele sahip yani. Beni aynı şekilde modlamaya uygun bir şekilde çıkarırlarsa oyun 4-5 sene boyunca kaliteli modlarla desteklendiği sürece birazcık değer teşvik de olursa buna ee, şahane bir yani paranın verdiğim paranın karşına alabileceğin seviyeye gelebilir. Varmakta olur. Vallahi bunların tek bağlandığı nokta fiyat politikası. Evet. Fiyatı çok ince ayarlamaları gerekiyorlar Türkiye. Zaten fiyat konusunda ee, esnek olurlarsa Zaten mod konusunda da Türkiye'de sayılı sayısız insan var bu evet. tür konulara şey yapabilecek. Yani zaten oyunun oynanabili bilmesinde kılan en önemli özelliklerden bir tanesi de mod değil midir zaten? birçok oyun'a baktığın zaman hala Tabii uzun hı. süre Twitch'te olsun bizim oyun portföyümüzde olsun ee, şey olmasının sebeplerinden bir tanesi modlardır. Modlar evet. önemli olan bir de bakalım modlara gerçekten destek verecekler mi? Yani evet. modlara destek böyle bir durum da var. Hani modları tam destekleyip desteklemeyeceği belli mi? Yani umarım e, modelleri modları desteklerler. Modlar bu konuda çünkü oyunu yapı taşı neredeyse. Ee, Türkiye Türkiye'ye özel indirim yapıp 100, 100 civarı çıkış yaparsa yıkar ortada. Evet Türkiye'de sat ben yani yine e, bir miktar satar. Ben sanmıyorum ki a ah, Türkiye 100 liraya çıktı herkes aldı falan tarzında. Yani Türkiye'de hala e, ya para verilir miyim diyen Sakma sapan malak bir kitle var ee, bu değişmedi arkadaşlar hani biz burada konuşuyoruz ediyoruz ama hani e, bilmiyorum belki hani en azından bu sefer adam akıllı bir multiplayer ile beraber gelecek ya belki yani hani multiplayer oynamak için bana para, para vermek zorundasın tarzında ama yine de 100 lirayı bile görünce falan diyecek bayağı bir mutant tanıyorum. Evet bayağı mutant En son tanıyorum. bunu yayında yaşadım ya, bana bir oyun söylediler mesela, işte fiyatını falan merak ettim, baktım dedim ki şu anki bütçeme uygun değil dedim hani ileriki <laughs> zaman için böyle bir biriktirip, kenara koyup, belki bakarım ama yani şu an ilk harca, yani ilk paramı harcayacağım ıı, oyun bu değil dedim, abi işte bilmem ne bilmem ne indirden alsana ya işte denilince ben durdum, ne? <laughs> nasıl ya bir yayıncı, <gülüyor> nasıl <laughs> olabilir <olamadın> öyle? <laughs> oldu olacak torrent'e yönlendirin beni falan dedim yani. Anladım yapacak bir şey yok orada. Hmm. Ya onlar her zaman olacak zaten. Her Oyuna zaman. para veren işte korsan var abi niye indiriyorsun? Ya hmm. sen şu parayı şöyle yapıyorsun falan filan. Ya o hayatımızın her noktasında var öyle. Onlar o şey yapmaya devam etsin, o kafada olmaya devam etsin çok da e, insanların fikirlerini çok da değiştirebilecek durumda değiliz yani. Tabii canım. Yani. şey konular var. The Last of Epic varken <laughs> oyunları para veren de ne bileyim. Evet o daha vahim değil mi? Yani <laughs> vahim. Daha vahim evet. ve yani ben zaten Steam'de bir oyun almaya kalkışmadan önce Epic'ten bakıyorum oyuna. <laughs> bakıyorum bedavaysa <laughs> almayacağım çünkü. Almış mıyım ben bunu ya bakayım. Tabi rekabet iyidir ya. Rekabet bize yarasın abi. Birbirlerini yesinler yani. Hiç. İyi güzel. Ne dedin abi? Bir şey diyordun en son. Şey, tamam, şimdi abi. şöyle diğer konular kaldı mesela. O The Last of Us olsun, e, Cyberpunk olayları. The Last of Us'ta zaten Twitter'da takip ettiğiniz üzere ya da oyun haberlerini takip ettiğiniz üzere medya e, yazılımları için ve ekstradan da PC yazılımları için yazılımcılar arıyorlar. Hani yüksek ihtimal Sony'nin bu konuda ne kadar e, şey yaptığı konusunda yani özverili olduğunu herkes görebilir. Çünkü The Last of Us 2'nin de e, şeye gelme ihtimali yüksek, PC'ye. Allah razı olsun. Yani <laughs> ee, bunları getirsinler. Bunlar bizim faydamıza olsun. Hiç yoktur. Fark etmez. Ben şeye de razıyım yani. The Last of Us 2'yi ben PC'den port, şey, PS'den portlama da ona bile razıyım. Onu da oturmak, oynamak istiyorum. Çünkü trailerını izlemek, izledikten sonra bayağı hype'landım. Ağlayacağım. Yani. <laughs> ee, arıyorlar. Şu an söylediler zaten. Hani ben bu... de bulurum <laughs> onları <yapılacak. gülüyor> Valla biz de buluruz. Yeter ki istesinler abi. Hemen. Yeter. Oh. Ekstradan da işte Cyberpunk olayı zaten yayını açmadan önce konuşmuştuk. Ee, Cyberpunk'ta PS4 ve e, Xbox'taki, bu arada hala PS5 ve e, yeni çıkacak olan Xbox'ın konsol için e, dönüm noktasını oluşturmadılar. Kimse bir şey söylemedi o konuda. Ama PS4 ve Xbox'taki şu anki bulunan, hali hazırdaki Xbox'taki grafik kalitesinin çok kötü olmasından kaynaklı olarak e, ertelemeye bu yüzden gittiklerini belirttiler zaten Reddit ve diğer e, haber sitelerinde ekstradan da e, Polonya ve çek Cumhuriyeti'ne üç büyük e, oyun stüdyosu ile anlaşmışlar oyunu da belirttikleri tarihe çıkarabilmek için yani bizim yararımız olsun verdiğimiz parayı zaten sorgulamıyoruz yani bir şekilde alıp o parayı veriyoruz o parayı şey yapıyoruz ama yeter ki e, bu şeyler e, stabil halde ve optimize bir şekilde bizim makinalarımızda oynayabileceğimiz düzeyde olsun bu bizim için kafidir diye düşünüyorum En azından Evet ya cidden, ya PlayStation'a yapılan portlar hep sıkıntı oluyor. Rockstar bile çok sıkıntı yaşadı ya. Hani illa bilgisayar özel Nvidia falan uygun bir şekilde çıkarmazsan, yani PlayStation'a portlayınca değil şey, Detroit Become Human, işte Red Dead rdr 2 bile jortlaya jortlaya oynuyorsunuz Aynen. mecburen. Yani üzüyor yani o, bayağı belden geçirmeleri gerekiyor. Harbiden bir oyun gibi ya bu çalışmıyor ya falan diyerekten bildiğim bir oyun. Ve, ve hasıl, ya harca, harcıyoruz. Oyun zaman harcıyorlar yani. Aynen. Ve asıl en e, güldüğüm noktalardan bir tanesi de şuydu. Hani bana laf söylediler çok fazla mesela yayın yaparken. Ya ben dedim RDR2 Steam'de satılmadığı sürece e, ütopik bir e, satış rakamlarına ulaşamayacaklar demiştim her seferinde yayınlarda. Mini evet. Tekim dediğim gibi oldu. Epic ve Rockstar Launcher üzerindeki satış rakamları 400 bin. Bu arada. Evet. 400 bin ama Steam'de 1 milyon satış barajı. 1 milyon. Yani sen bir oyunu gidip e, Epic gibi bir platformda zorlarsan ya da kendi launcherında zorlarsan otomatikmen düşünebileceğin fiyat skalasını yakalayamazsın. Çünkü e, alışkanlıklarından dediğim gibi yine o konuya göre alışkanlıklarından kolay kolay kurtulamazsın abi. İnsanlar Steam gibi bir platforma alışmışken ha, fiyat politikalarında orasını bilemem. Evet yüksek miydi Steam'in? Yüksek tabii ki de. Ha, hı hı. üstüne bir de yüzde yirmi indirim yapıp böyle yüzde otuz indirim yapıp böyle bir göz kırpıp falan bakın hala Steam yani hani abi hani yani ben beklerdim şahsen Steam o anda bir girişinde mesela başlangıç fiyatını yüzde yirmi yüzde yirmi indirimli olarak bir verseydin demek ki 1 milyon değil bu sayı 2 milyona kadar çıkardı. Tabii canım. Şu an bile yani Epic mesela Epic ve e, Rockstar Launcher 400 bin diyorsun ya abi. İkisinin toplamı bir <laughs> stil etmiyor. Ya, evet etmiyor yani. <laughs> Cidden etmiyor. Steam'in orada büyük bir e, avantajı var. O zaman Steam demişken arkadaşlar dün itibariyle e, Steam'de indirimler başladı. E, bu indirimler ne deniyordu? Yeni e, takvim, ya ay takvimi yeni yılı indirimi diye. Ya bu indirimler ay takviminin ben geçen sene Şubat'ta Mart diye hatırlıyorum ya. Çok yakın oldu yine indirimler. Ben öyle, bilemedim evet. ya şimdi. Gerçi Şubat'a gibi. 100... yapmak için bahane arıyorlarmış gibi geliyor bana ay takvim. yılbaşının bilmem neslinin indirimi falan. Aynı tarihlere denk geldi gibi hatırlıyorum herhalde ya. Aynı tarihler mi? Ya ben bana öyle gelmiş olabilir yani şey çünkü cidden yani yeni yıl indirimleri daha biteli bir ay bir yıl şey bir ay olmadı yeni bir indirime girdik ee, ay takvimin evet. yeni yılı çil yeni yılı diye tahmin ediyorum. Ee, bilmiyorum ya keşke Şubat'ta Mart'ta falan olsaydı en azından birazcık daha bir ara olsaydı ya bir, bir, soluklanalım bir saniye falan durumun söz konusu ama yani artık isteğimde de şey var ya hani artık indirimler genelde hep belli bir standarda oturtuldu gibi bir şey yani sürekli böyle ayda bir ee, neredeyse düz, ay, neredeyse ayda bir e, oyunları belli hani artık şu an low, low, low dark %50, %50 %70 arasında işte şu oyun %50 %70 arasında falan filan tarzında ee, indirimler. Söz konusu ee, şöyle ufaktan göz atma şansım oldu benim. Ee, hmm, ama evet. şey değinmek istiyorum özellikle. Çünkü ben bunu oynadım. Ee, onu sen de oynadın sanırsam. Oynadın mı? Frostbank'ı. Ee, ona bir değinmek istiyorum özellikle. Çünkü onun e, hem şu an indirimi çok iyi durumda. 20 TL alabiliyorsunuz Frostbank'ı. %60 indirimde. Ee, bu arada bu indirim tarihini söylemedim size. İndirimler arkadaşlar 27 Ocak e, tarihine kadar devam edecek. Çok uzun bir süreç yok. E, Platinum günü bitecek. O yüzden eğer göz atmak, almak istiyorsanız aklınızda bulunsun. E, çok uzun bir tarih değil. Frostbank. Abi e, DS çıktı geçtiğimiz günlerde. Çıktı. Ertesi günü ben de oynadım. Nasıl buldun abi sen? Allah belasını versin o firma. Şey de... <laughs> abi Niye? yani <laughs> oturdum hard oynadım normal oynadım yani ekstrem oynadım diğer 3 haritasını ama yani sürekli bir e, ya bu derece tamam içeriği güzel hoş baya eğlenceli zorlu evet abi yani normal oynarken iki kere de kovmazsın hani normalde de <laughs> <bir> iki kere <laughs> kovduğum oyunun easy'sinde zoru zoruna jeneratörün parçalarını oluşturdum ama jeneratörü bile yapamadım oyunu hani bitti yani bitirebildim ama hani bir dengesizlik var ya da e, oyunun gerçekten bu kadar zor olmasını istediler. Max Mania'nın da dediği gibi aynı daha Revenge of Uçkur yani. <laughs> yani e, bir mekaniğe gidiyorsun işçiler isyan ediyor. Bir mekaniğe gidiyorsun barda e, ablalarımız biraz sıkıntılı diyorlar. Bu ablalarımızı kapatın yoksa bizim başımız belaya girecek diyorlar. Oradan mühendis mühendisler isyan ediyor. Oradan sonra işçi sendikası araya giriyor bir şeyler oluyor. Hani ben makinelaşmada e, kendimi doğrultamadan bir bakıyorum toksiklenme yüzünden. Ya her şey curcuna oluyor bir türlü. Evet, evet. Bir de sürekli e, sonbahardan bir de e, kış mevsimine dönüş mevzidir meydana geliyor. Evet. Ya sürekli bir sıkıntı her yerde bir curcuna. Bitmiyor. Ne yapacağını şaşıramıyorsun, bitiremiyorsun. Ha bu arada yani o işin esprisiyle tabi Allah belanı versin mantı <laughs> ee, Eleven Studios'un bu zamana kadar yaptığı her oyun muazzam. Ve ekstradan da Türkçeleştiriyorlar. Destiniz evet. hiçbir zaman esirgeyin. Esirgemeyin gerçekten. Çok güzel bir oyun. Ee, abi Frostbank'ın ben daha önceki kayları normalde bitirdim ama hep böyle şeydi. Hani birinci oynuyorum. Aa kömür bitti. Sıçtık öldük. İkinci oynuyorum. Ee, oha. Popülasyon yüzden 300 arttı. Yemek kalmadı öldük. Üçüncü oynuyorum. Ta hepsini artık gelecek şeyleri biliyorum ya. Ona göre hazırlık yapıyorum. Şurada şimdi şimdi olacak. Bu, 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 bu saatten önce bunları ayarlamamız lazım. Şu kadar stok lazım. Çalışın, ete abanın falan tarzında. Hani bir multi management yapman gerekiyor. Sürekli hani bir işçileri bir yere gönderdim, şey yaptım değil. O anda neye ihtiyacın varsa işler. Yarın burada çalışacaksınız. Buraya gidin. Hobaray. Yarın e, makine yapmak için çalışacağız arkadaşlar. 50 kişi buraya lazım. Çok oraya gönderiyorsun falan tarzında. Uğraşı uğraşı yapman gerekiyor. E, öyle daha verim oluyor en azından öyle söyleyeyim. E, ben bu bot diğerlerine göre birazcık daha değişik. Diğerlerinde böyle hep e, bu yeni de eskiden yeni dinle işte iktidarlık böyle şey türlük tarzında bir seçim yapman gerekiyor genelde. E, halkı idare etmek için. Burada iş şey dönmüş. İşçiler mi yoksa mühendisler mi? Sendika mı kuracaksın yoksa mühendisler böyle zo şey zopayla dövsün mü bu işçileri çalışından puşlar diyerekten. İlkinde oynadım. İşçileri seçtim falan ama ee, şey aksilik o kadar fazla oldu ki şey bu konusunda. Hani daha önceden Frostball koyduğum için kaynakları ve işçilerin mutluluğu konusunda hiçbir sıkıntım yoktu. Onları güzelce yönettim. İşçiler günlük lans, çalışıyor falan vesaire. Ama ben bu iş güvenliği konusunu anlayamadım mekanik olarak. Hani ne oluyor falan filan. Bir patlama oldu. Allah'ım olmaz olaydı. Her şey iyi giderken bir patlama oldu, işler mahsur kaldı. Güvenlik yokmuş. Ka Arama kurtarma ekibi gönderemedim. İşler öldü. Sonra bir isyan başladı. Bir hafta boyunca kaynak ekipman beyişçidanadan dolayı iş aksadı. Beni kovdular direkt. Yani çünkü programın Aynen. programın çok gerisinde kalırsan direkt kovuluyorsun. Aynen. Ya o mekaniği saçma olmuş bu arada. Hani de bile o mekaniği yaptırıyor. Sen her şeyi düzgün evet. yapıyorsun. İlk jeneratörün ilk ee, aşamasına kadar Yine patlatıyorlar. İkinci evet, aşamasına arada... kadar düzgün yapıyorsun yine patlatma yapıyorlar. Yani patlama bunu bari itibaren yap ki hani bunu bir süreci olsun. Halktan itibaren patlat ki yaptığın şeylerde zorlan ama bunu easy'de ve normalde yapman. Bu, bu noktayı bu saçma buldum yani. Senden şey istiyorlar illa ya. İş güvenliğini bırakmayacaksın. İş güvenliği yani patlama olacak. İş güvenliğini patlama sırasında iş güvenliği eğer düşük yakalarsam seni sıçtın. Aynen öyle. Durumu var. İşli benliği iyiyse çünkü o zaman şey oluyor hani yarayı daha rahat sarabiliyorsun hani en azından bir tünel oluyor tünellerden kaçış rotaları oluyor işlerin bir kısmı yani hafif yaralı olarak kurtuluyor e, 10-20 kişi yaralı olarak kurtulduğu zaman sıkıntı yok hani bir, bir iki daha ekstra hastane yapıp bir hemen mühendislerini şey değil de araştırma değil de bir, 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 birkaç günlüğüne doktorluk falan yapmasını sağlarsan o hastalıklardan kurtulabiliyorsun. Ee, iş güvenliği işin hallet ikinci oyun işimde bu arada sardı direkt o yayın 7 saat oynadım 7 saat 8 saat aralıksız Frostbank oynadım ee, ikinciye başladık direkt e, ee, kovulduktan sonra bu sefer mühendisleri se şey, seçtim seçmez olaydım Aa, mühendisler bildiğin şey yani e, iktidarlıktan daha, daha beter bu arada hani işçilere bildiğin hani çalış hani çalış çalış çalışmıyor hani çalışmıyorum değil çalış mı deyince zopayı vuruyor mühendisler hani aşırı dövüyor aşırı şey bir direkt hatta e, o sistemi verimli kullanman için işçileri mahkum hale getirmen lazım mahkum işçilerden mesela mahkumları daha ucuza çalıştırıyorsun öyle bir özellik var bir de en son binayı yaparsan mahkumlar %100 daha hızlı çalışıyor hani mahkum sistemine odaklanarak bir tutum sistem var ben de sıfır mahkum bu arada hani o yüzden bana hiçbir faydası yok mühendislerin o seçeneği seçtim Sürekli şey azaltıyor bu mühendisler. Ee, bu sefer umut değil de şey var. Motivasyon var. Motivasyon da şu konu dönemde motivasyon yüksek tutmak zorundasın. İşte motivasyon sıfır olunca işten çıkıyor, oyun bitiyor zaten. Ama belli bir seviyenin altına düşerse de verim düşüyor. Lan verim düşerse Aha. makine yapı yetişmiyor. Yine zamanın dışına kalıyoruz. Motivasyon sürekli düşüyor. Ben motivasyonu arttıracak mühendislerde hiçbir özellik yok. Yok. <laughs> Yok öyle hani motivasyonu arttıracağım diye ben sürekli yemek basıyorum. Alın size kaliteli yemekler, din, her yere din diktim böyle. Her yere cami diktim, papazlar bağırıyor. Halay Allah için falan diyerekten. <gülüyor> ee, <gülüyor> ee, öyle öyle makineyi bir, bir kere son patlamada biraz sıkıntı yaşadık. Biraz, hani normalde iki gün programın ilerisindeydim. biz iki gün geriye attı o. Hani dört günlük bir saçmalık yaşadık orada. Yine de yetiştirdim makineyi. Makine yetiştikten sonra bir de kışı beklemen gerekiyor. Hani seni kurtaracaklar oradan. Bir dört gün beklemen gerekiyor. Ama o zamana kadar kömür çok toplamıyorsun. Kömür kaynan limitli zaten. 4, ben de bayağı bir aslında ona hazırlık yaptım. Biliyorum Frostbank. Hani donacağız. Dört bin kömür, kömür ayarladım. Birinci gün bitti abi kömür. Üç, dört gün değil mi? Birinci gün bitti kömür. <laughs> yani o, o kadar stoğa rağmen. Abi ben hemen emir verdim. Hani... Birinci gün kömür bitti. emir verdim. Her yeri yıkıyoruz böyle. Evleri, barakaları, her şeyi yıkıp odunları kömür yapıp onları kullanıyoruz. Ucu ucuna dayanıyor. Gidiyor falan filan. İkinci gün yemek bitti. Aç kaldılar iki gün. İsyanlar, kaos falan. Birbirler birbirini öldürüyor falan filan. Kurtarıldık. Son dakikada kurtarıldık. Yani birkaç, yani bir, bir yarım gün daha geç gelseler benim komple yine sevgi gidecek. Hani asıldın diye. Bu sefer halk seni asacak. Yöneticisin ya. Asıl, asılacaksın yani. Bir gün kal, hani böyle yarım umut şey motivasyon falan şöyle milimde falan oyunu bitirdim. Bir bağırışım var gecenin üçünde falan böyle Allah falan diye sorunda kurtulduk diye. Çok güzel bir his burada ya. Hani Frostpunk çok bir şey veriyor yani. Her şeyi en iyi şekilde kullanman gerekiyor orada. En ufak bir şey birkaç odunu hani parçalamayıp hani vazgeçip ha, asıştık sıçtık deyip bıraksan mesela olmayacak. Tamamen direndim böyle. Elinden gelen her şeyi yaptım. Bunlar yakın, bunlar yakın. Buradaki evler boş. Burada üç kişi mi yaşıyor? Bunu da yakın abi. Başka yer sıkışın bir yerlere falan filan. Ötölüyorum falan filan böyle. Ne kadar odun, ne kadar yakabiliriz, ne kadar kaynak bulabiliriz diye. Of, Rosbank neydi öyle ya? ya? her şey matematikten geçiyor. her şeyini düşünmesi, evet. düşünmen gerekiyor. Evet. Düşünün sen e, kurduğun zaten yapılar vesaire e, yaptığın her bir e, araştırma, her bir geliştirme zaten etki sağlıyor. Ama bu delici gerçekten zordu yani. Yani bunun herhalde hardını ve ekstremini zorlamam bile yani ben. Yok yok. Yazdan gerek de yok ya. O kadar hard problem'e de gerek yok zaten diye düşünüyorum. Hikayeyi güzelce yaşıyorsun çünkü. Aynen öyle. Yeteri kadar zorluk çekiyorsun her türlü. Ee, onu tavsiye edelim. 20 lira. Kaçırmayın. İnanılmaz bir deneyim. Ee, böyle strateji meraklıları için. Şehir planlama yönetme meraklıları için kötü, acıklı tercihleri vermek için çok güzel bir oyun. Eee, Bits'ten bu tarz oyunları bekleme ben her adam, adam artık hep oyunlar bekliyorum bu arada ya. Hani alıştılar oh. şeyle. This War of Mine'la, Frostbank'la çok güzel alıştılar. Çünkü bu tarz oyun yapan yok cidden hani tercih yapıyorsun ulan tercihin iki ucu da boklu değnek falan hani tarzında. Ee, o hissiyatı çok güzel veriyor. Steam Engine <laughs> <laughs> Vans evet, evet. adını da sabır taşı derecesi olarak değiştirmek lazım aynen öyle. Evet evet evet. Sonbaharda ee, ama sonbahar değil. Ya ee, yay ya. Onun dışında ufak notlarımı söyleyeyim. Gris 13 liraya düşmüş. %50 indirimde. Ee, gözüme <laughs> çarpan bir oyun. Ee, İlk hayatam aslında, e, garis daha ziyade bir platform, e, size daha ziyade bir deneyim sunan oyunlardan bir tanesi, adeta bir Aynen. işte e, journey gibi oyunlardan bir tanesi diyebiliriz. E, The Long Dark %50 elli girmiş, Normalde 12-13'e düşüyordu ama The Long Dark'ta artık böyle e, indirimlere sürekli azaltıyorlar yani yüzde 90'da, 70, 60, 50'ye çıktı artık böyle artık tersine gidiyor The Long Dark, 25 lirada şu an. Dark Souls Deluxe gözüme çarptı %75 indirimde 3'ün Deluxe'ü bu 54 liraya alabiliyorsunuz Gayet güzel Vermintide 2'yi aldım listeye %75 indirimde 12 lira Bunu şeyden dolayı aldım Vermintide 2'ye gizli gizli saklı Böyle çok da fazla duyurulmadan Sezon 2 çıktı Bir sürü Görev sistemi geldi yine Yine karakter geliştirme ve e, artık biraz daha kozmetik işine giriştiler. Yani görevlerle yaptığınız işlerle daha fazla kozmetik direkt satın alabileceğiniz, puan biriktirip satın alabileceğiniz bir sistem geldi sonunda Vermintide'de. E, oynamayı birazcık daha teşvik edeceksin. Haftalık, günlük haftalık plan görevler, bolca harita, bolca sistem mevcut. Ee, yeni harita falan da geldi. E, Vermintide göz atmak için bence güzel bir dönem. E, ee, %75 indirimde 12 liraya. Bir de gözüme Crisis çarptı. Onu da listeme ekledim. Direkt alacağım çünkü ben onu. Ee, Crisis bir Crisis bundle 1 2 ve Warhead 13 lira. iki hepsi toplamda 180 indirim. 3 oyunun da 10 yani toplamda 13 lira olması çok iyi. Ya aynen. Yani, yani kökten hallediyorsun tüm <laughs> aynen. <gülüyor> hani, es, hani, oynamayacak olsam bile, ulan geçmişte oynadım ben bunu, hadi bir vereyim tarzında e, alabileceğiniz bir oyun. Bu aralar bazı yayıncılar Ork Mastay oynuyor. Seriye yeni oyun mu gelecek yoksa? Valla hiçbir fikrim yok. Ben görmedim onu bile ya. Ben de görmedim ya. Allah Allah. Oh. <laughs> Abi. <gülüyor> şey var. Ee, o gene Epic'te Death Cells tarzı Hades'i Steam'e getirdiler. Hades'in komplike oyunu da çok iyidir mesela. Fiyat gerçi ölü Access olarak hala 32 lira. 120 indirimli 40 liradan. Hani böyle bu tarz Death Starz tarzı oyunları falan aşinalığınız varsa hack and slash. Hades'i de kaçırmayın derim çünkü nereden baksan minimum 100 saatlik bir oyun deneyimi sızıyor, sunuyor size. Bu çok Yok. mu kadar ya? <laughs> çok baya. Baya. Ya. Yani Death Starz, ben düşkünlüğünde Death Starz benim 110 saat olmuş. Hmm. Wow. Mesela Maşallah. yani. Sürekli canım sıkıldıkça oturur oynarım. Hı -hı. Ee, yani bu hadesi kaçırmayın Özellikle Forgotten anne en bunu kesinlikle kaçırmayın. Çok sağlam bir oyundur kendisi. Hı -hı. Ee, yine kendisi yani bağımsız yapımcıların bir oyunu. Hacken, e, daha doğrusu objeleri falan yönlendiriyorsunuz. Objeler üzerine ve ekstradan da e, hikaye bazlı. 12 lira gibi bir fiyat skalasında. %60 e, indirimli. Böyle küçük çaplı şeyleri seviyorsanız tavsiye ederim. Ve en önemlisi ben çok sevdiğim olaylardan bir tanesi Cooking simülatör. Benim Aa, olmazsa olmazlarımdır. Oooo onu aldım ben. Yapıştı. O çok güzel abi. <laughs> yani e, yakında bir de şey gelecek. E, pastalar ve cookie'ler. E, bizde daha çok ne deniyordu? Kurabiyeler. Kurabiyeler. Ha, kurabiyeler. <laughs> DLC'si gelecek. Ciddi olamaz. E, Aynen Tekrar böyle. Tekrar mı ya acaba? Bir düşündüm şimdi. Hani dekoratifler, pastalar, kekler, kurabiyeler hepsini yapacağız. Tek tek mesela tatlılarına kadar. Ee, yani tavsiye ederim. Sıfırdan bir başlama durumum olacak yine. Tabii ki de EuroTruck'ı almadan geçmeyin. EuroTruck'sız olmaz. EuroTruck hayat felsefesi hepinizin. Ona canım. göre EuroTruck 9.75. Trollemek bedava. Aynen. DLC'lerine hiç indirim gelmemiş ama şimdi baktım da galiba. Aynı standart ya. Yani. Standart aynı diğer aynı yani değişen hiçbir <laughs> şey olmadı. Abi. Senede sus. 17 kere 18 kere indirim gelirse ne olur bir oyuna? Yani. Değişen hiçbir şey yok. Ekstradan da e, tabi bu Trin 4 yine Trin serisi. Artık ben Trin diyorum Train. Artık nasıl söylenir nasıl tercih ederseniz. E, bu seriyi de kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. 4 o, gerçekten eğlenceliydi. Ee, bu seriyi de tavsiye ederim. En ufaklardan bir tanesi de Dark Darksiders Genesis. Darksiders evrenini bilen varsa Darksiders'ın 1, 2, 3 ve oyunundan sonra gelen e, hack and slash tarzı bir oyun getirdiler. THQ Nordic'in yapımı e, üzerine yapılan bir oyun. E, Tabi oyunun fiyatı biraz e, yüksek. 58 liralık fiyat bandında ama e, gene minimum bir size bir 50-60 saatlik bir oyun deneyimi sunacak. Cennet Özellikle yeni çıkan oyun değil mi en yani son çıkan? tabii, tabi tabi yeni yeni çıkan yani e, insanlar mesela bizim Türkiye'de çok fazla şey yapmadılar, rabit göstermediler. Arada Özellikle tabi abi yani hiç fırsat bile verilmedi, hiç kimse şey yapmadı. Tabi bizim e, belirli yayıncılarımız tarafından oynandığı zaman biraz da ancak bu şekilde görülüyorlar. Yani bizim bizde varyasyon olarak biz ne kadar uğraşsak dedinsek de bize çok böyle tercih edilip bakılmıyor. En azından bu oyunları falan Bayağı e, oynamanızı tavsiye ederim çünkü co-op oyun bunlar zaten Oturup rahat bir şekilde arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz en azından güzel bir olay Benden ayy, bu kadar ayy. Bir dakika şeye bakacağım Daha iyi yank indirimi girmiş diye bakacağım da onu merak ettim. Ha bu arada Dayang'ı almayın. O öyle öyle tavsiye vereceğim bu arada. Eee Dayang almayın abi. Ben ben dilim yandı ya Dayang'dan. Ya çok da pahalı bir oyun değil. Yani daha hala lakin... %35 indirime girmiş. Hmm. Yani Dayang üzdü biraz beni ya. Onu oynuyorum şu anda hala biraz daha oynayacağım. Bir kez daha şans vereceğim de ilerletmek için. Adamlar hayatta kalma oyunu yap diye tekmemişler her şeyi. Oyun platform oyunu çıktı ya. Bir de kötü platform oyunu hani. <laughs> zıplıyorsun tutmuyor bir yerleri falan filan. Hani üzüyorsun ölüyor. En ufak bir yerden düşüncesinden ölüyor karakter. Hani so, so, adamlar sanki şey yapmışlar. Hayatta kalma oyunu diye başlamışlar oyuna. Sonrasında <laughs> Dying Light'ı görmüşler. aa ne kadar güzel bu. aa parkur mu? aa çok güzel gidiyormuş lan deyip. Oyuna sonradan parkur yedirmeye çalışmışlar gibi bir saçmalığa girişmişler ve becerememişler aslında hani hayatta kalmanın üzerine ve hikayenin üzerine yoğunlaşsalar e, hani onun üzerinden 7'lik 8'lik belki de bir oyun çıkarabilecekken e benim gözümde şu an bildiğin buglar ve gereksiz yine hani yani malikaneye gez diyor. Allah'ım bitmiyor parkuru. Malikane dediğin yer bitmiyor <laughs> parkuru. Bir yayın boyunca malikane gezdim ben ya. Yeter artık hani. Bir tane lok lokasyon altında da biz zemine kurmuşlar. dışarıdan gözükmüyor malikane bu arada. Ay <laughs> yerin altında geziyorsun bayağı bir süre deliriyorum ee, Üzüyor beni oyun ee, Gerçi prologu çok güzeldi Mesela prologda bildiğin Bunun bir de ilk giriş kısmını Sana sen bedava oynayabildiğiniz bir prolog kısmı Yayınlamışlardı birkaç saatlik bir oyun sunuyor size Orada biraz daha stealth Hani parkur var ama hani stealth ee, Adam öldür ilerle hayatta kal bandaj yap Craft yap e, takıl Tarzında çok güzeldi bir de boss fight Olduğu sonunda çok güzeldi Ulan oyuna girdim için dışım parkur oldu yani ben parkur oynasaydım Mirror's Edge oynardım. Falan Dying Light var ay götüm durumu söz konusuydu. <laughs> Kesinlikle bakmanızı şey yapın yani bir, ön, bir 8 kere düşünün Dying oynamadan önce. Children of Morta ve Frostpunk da Xbox Game Pass'te. Eleven Bit'in bütün oyunları vardır herhalde Xbox'ta zaten Game Pass'te. Şey i̇şte zaten Eleven bitsin bir şey çok rağbet görmeden. Moonlighter'ı. Evet. o da kötü o oyun değil bu arada. Yok, Sadece rağbet, değil, Sadece rağbet görmedim. Sadece rağbet görmedim. Bir oynarım dedim ama hiç yani o kadar şey yaptıktan sonra hani hiç onlara bile fırsat vermedim yani. Ee, çok oyun var abi o kadar. Hepsine bakamıyoruz ne yazık ki yani. Aynen. Nere, nere bitiyor yani? Nere, nere bakıyorsun? Sen dedin ya zaten ben orada bir kalbim durdu yani hani. 2020'de benim gözüme çarptırdığım 10 tane platform oyunu çıkıyor dedin. Vallahi var aynen. De dedim ne? <laughs> Tanesinde evet, 10 saat hepsini. ayırsam bile hani ki bazıları zaten çok uzun oluyor. Evet. Yani. <laughs> Başta başına sıkıntı ya. Ya 17 tane platform. işte e, araya bir de Steel Skylines ya da Planet Zoo gibi bir iki tane oyun sıkıştırsalar. Geçin Benim tane simülasyon aynı simülasyon bandında da 6 tane farklı simülasyon çıkacak. E, ekstradan cooking simülatör tarzı böyle daha doğrusu cooking simulator değil, house flipper tarzı renovate edilen tarzda 6 tane daha oyun geliyor. İşte yeah. tren treni treni yapma, stadyum yapma, işte e, lüks evleri yapma. E, bir de açık dünya oyunlar geliyor. Evet. Yeah. Daha nasıl zaman ayıracaksın da şey yapacaksın yani? eski oyunlara DLC geliyor. Frostpunk, Domina geliyor. Dom Domina'ya çok büyük sağlam bir update gelecek DLC. Onu da bekliyorum. Falan hani nere? Ne ara? Domina'yı almamışsın ee, almamışım ee. yani. Domina bu arada tavsiye ederim ya şeye. Yayınları çok keyifli oluyor Domina. İnanılmaz çok keyifli oluyor. Yani inanılmaz keyifli oluyor. Çünkü chat'teki her hani gladiatörlerin hepsi chat düşman gladiatörlerde dost gladiatörlerde otomatikman oluyor chatten. Çok keyifli oluyor yayını. Aynen. Ya o evet. şey vardı onu izlemiştim ama fırsat bulamamışız ona. Ay 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 ay. Bugün sadece radyo oyun var evet efendim. Cuma günlerimiz radyoyum. Ee... Ne diyecektim? İndirimler bu kadar. Çok da fazla değinmedik ama zaten e, olmazsa ben bir tane de liste videosu hazırlarım ayrıca merak edenler için. E, Youtube tarafına ufak bir liste videosu hazırlarım. Bunun dışında indirimler bu şekilde arkadaşlar. E, göz atın. Şimdi. işin birazcık daha arkadaşlar bu programın birazcık daha e, gıybet tarafına giriyoruz şu an. E, konuşacağımız çünkü kendimizde anlatmak düşüncelerimizi anlatmak istediğimiz bazı konular bu hafta bu hafta biraz ortaya çıktı. Ee, daha bir derincesine böyle daha bir üç farklı koldan e, konuya değinelim e, dedik ve geçtiğimiz günlerde e, bir yayıncı Twitch'teki bir yayıncı bir klip e, ortalıkta paylaşılmaya başlandı. <laughs> bu klipte daha ziyade hani bir kadın yayıncının ya ne bir saattir abone mi gelmiyor? Ya siz 5 dolarınız yoksa niye yayın izliyorsunuz? Puşlar, abo abone olmak zorundasınız. Kapatırım yayını falan filan tarzında. Eee bir kısaca sözeti bu. Eee. hani çok burada güzel özet, daha var, Evet evet bir hani şey bur burada regularlar var. Aa bak burada chat'teki herkesi görüyorum. Hiç kimsenin abonelik beci yok. Ne demek? Teşrif ederim. Ya benim yok gerçi bu arada da. Bir şey demiyorum ben. <laughs> <laughs> bana olmayız da 5 dolar çok şey pahalı zaten. Hani gidin YouTube'dan bakın e, bana. onlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle e, bir Twitch'te bir şey hani e, Twitter'da falan böyle bir, bir video paylaşıldı ve kohkanıç hiç buna bir yorum getirdi. bunu e, genelde zaman zaman da bunu bu tip şeyler söylüyordu zaten de. Kısacası Türkçe versiyonu şu şekilde özetle hemen ya söylüyorum. Twitch'te sizin yaptığınız iş e, pardon Twitch'te sizin için yaptığımız iş bedava pardon. Niye ben bunu buraya notunu çok boktan almışım bu arada ya. Ha. İçten yazmamış olabilirsin. Hayır, copy abi. paste alırken oraya bir kokan sıkışmış da tamam. Twitch'te sizin için yaptığımız iş bedava. %100 bedava. Abone olmak, bit yollamak, bağış yapmak zorunda hissetmeyin. Bunlar yaptığımız iş. Sizin için değer arz ediyorsa hak ettiğimiz düşündü hak ettiğimizi düşündüğünüzde yapılacak şeyler. Daha öncesinde değil bedava eğlenceye para ödemek zorunda hissetmeyin diyerekten bir e, tweet attı. E, Twitter'da bunun üzerine e, bayağı bir konuşma tartışma çıktı. Orhun da bunu çevirdi filan tarzında. E, bir muhabbet dönüyor. E, yani bu konuda aslında tam olarak e, diyebileceğimiz bir şey de bilmiyorum yani hani zaten insanlar neden hala Gerçi yani bu tip bir yayıncılar olduğu sürece illa bunlara değinmek zorunda da kalıyoruz ya. Çünkü bunla, bu tip yayıncılar bir zaten biraz daha Twitch'in e, adına da kötülenen şeyler değil mi yani? Aynen öyle. Evet. Yani zaten var olan, o, olması gereken şey bu zaten hani. Korkan için dediği yani bizim yaptığımız içerikler tabi bedava. Ama evet. yani şöyle bir durum da var. Hani bu içerikler için cidden bedava. Bizim için de bedava. Çok büyük izlenmeler yapma, ulaşmadığımız sürece... Yani Twitch'in sağladığı reklam gelirleri e, komik rakamlar. <laughs> yani, yani, reklam gördüğünüz zaman e, bize sanırsam 2 kuruş falan geliyor herhalde birikiyor. Yani ee, çok baymayacak şekilde e, bir yayında şöyle bir 5 kere reklama bastığımı hatırlıyorum. O yayının sonunda da baktım da ne kadar geldi acaba bu yeni özellikle reklamdan diye. Baktım 2 sent mi 3 senti görünce şöyle oldu. <laughs> Bunun 100 dolar olmasını bekleyip çekmeye çalışacağım hani. <laughs> basmayayım daha iyi. Arada aklıma geliyor basıyorum. O bıraktım ben de zaten. Ki ama yani bu konu hakkında ben bayağı düşündüm. Sen bana o tweet'e attıktan soracağım. Korkar ben de mesela hak veriyorum bir noktada. Yaptığımız içerik, yaptığımız iş bedava. Sonuçta vermek zorunda değiller. Çünkü çeşit çeşit içerik çıkartan bazıları hani sözde içerik çıkartan bazıları cidden sağlam içerik ve orijinal mesela içerik çıkartıyorlarsa böyle yayıncılar var yani tweet camiasında olsun youtube camiasında olsun her yerde var ve hani e, bu içeriğe para kazanma değeri biçiyorsa izleyici o esnada destek olabilir bu noktada da biz de o içeriği düzeltmeye çalışırız daha da geliştirmeye çalışırız denilebilir ancak bunu düşündükten sonra aklıma iki şey geliyor. Bir Türkiye'deyiz. Evet. Yani bundan önce mesela şimdi biz e, bu konudan önce oyunlar hakkında konuşuyoruz ve mesela hala şey devrindeyiz. E, korsan oyun evet. durumundayız. Yani, abi bedava elde edebileceğim bir şey neden para vereyim? Düşüncesini Twitch'e ve YouTube'a entegrelediğin zaman yine aynı mantık. E sen bana bedava içerik çıkartıyorsun. Bedava e, e, eğlence sunuyorsun. Ben neden para ödeyeyim diyor. Yani Türkiye'deki ya sadece Türkiye ile de sınırlandırmak istemiyorum ki yurt dışındaki olay da böyle patlak verdi. Yani ben sanmıyorum o kadının da hiç yoktan böyle bir tepki vereceğini. Onların para birimiyle mesela 5. Hani 5 para birimi. Çok Eşte fazla bir abi. şekilde görünmüyor. Ben burada mesela Twitch'te yayın yapsam isyan etsem ağzıma sıçarlar. <gülüyor> çünkü <gülüyor> <gülüyor> 5 dolar çünkü vergisi bilmem nesiyle böyle ama herkes veremez. Buna da saygıyla karşılılarım tabii ki ama yani 5 TL de olsa bir şey diyemem aslında. Çünkü benim bu noktada benim sunduğum şey orada önem arz ediyor. Bu noktada yani nasıl diyeyim? bir noktada abi yayın yapabilmen için sen o internete ihtiyaç duyuyorsan, sen o elektrik faturasını ödeyebilmek istiyorsan ve yarım bir gün hani sen bunu full time olarak sunmak gerekiyorsa sen onu karşılayacak kadar kazanmak zorunda. Kazanamıyorsan zaten sen o hizmeti de veremez. İzleyicinin bunu düşünmesi gerekiyor. Bunu düşünmediği sürece sen de doğru düzgün ya büyüyemezsin ya da gelişemezsin ya da yapmayı bırakırsın. Ben bunu düşündüm. E üstüne bir de hani büyük bir yayıncı olsan da iki şey düşünüyor. Abi zaten kazanıyordur. Zaten çok kazanıyordur. Ya da hani sponsorlukla falan filan bir şekilde ayakta durabilir. Ona okey. Ancak e, öbür türlü hani lan bedava izleyebileceğim bir şey varken neden para vereyim düşüncesi oluştuktan sonra mesela ben bunu izleyicilerimin çoğunluğunun böyle düşündüğünü bilsem bir yerden böyle bir vahiy falan inse bana Öğrensem böyle bir şey, ben direkt abonelere özel yayın açmaya başlarım. En azından böyle kendimi böyle yayına verdiğim Noktada O tarz içeriklerde falan direkt abonelere özel yayın açarım ki Ben de bir şekilde karşılığını alayım, meyvesini yiyebileyim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler benden bu kadar gidiyor böyle. Aram, Abi sen bizim ne Yani bizim aslında Twitch'in şu an bulunduğu Affiliate programı bizim yayın yapmamamız için elinden geleni yapıyor. Evet. Yani biz sözde sözde bizi destekleyeceklerini düşünüyorlar ama aslında normal abone normal yayın partneri yayıncılara göre bizden daha çok para kazanıyorlar. Evet. Bizim üzerimizden daha çok para kazanıyorlar. Bizden çok daha fazla kesintileri var. Ama bu konuda hala hiçbir şekilde şeffaf değiller. Yani bizim Cenk'in de o chat'te yazdığı gibi biz bunun KDV'sini ödüyoruz. KDV ödendiği gibi bize sab olan insanlar da bu işin KDV'sini ödüyor. Ekstradan bize gelen paraların yanı sıra üzerine kesilen 20 dolarlık ya da 10 dolarlık Swift ücretleri. E bunları da kimse sorgulamıyor. Yani kimseden ses çıkmıyor. Hani herkeste bir şey var ya artık Twitch gelsin Türkiye'ye ee, ofis açsın, sunucu açsın. Abi bizim Benim yani değil. açmasın abi sunucu açmasın. istemiyorum ben. <laughs> Yani gerek yok. Sunucu masrafı için de ver para diye. Ha, yani yani istemiyoruz abi hani biz bu kadar saatler özellikle ben özellikle şuna çok tav olmaya başladım. Ee, bu özellikle sap politikasının değil de partnerlik politikasının ciddi anlamda değiştirilmesi gerekiyor. Evet. Yani başlangıçta değiştirilmesi gereken olay bu. Biz bu kadar uzun saatler yayın yapıyoruz. Bu kadar istikrarlı bir şekilde yayın yapıyoruz. Ve bu istikrarı sağlayamayan sayısız yayıncı var. Aynen öyle. Yani bunlara göz ardı edilerek bakılması gerekiyor. 75 ortalama, yani 75 ortalamayı yanından bile geçemiyoruz. Geçemiyoruz yani, toparlayamıyoruz. Yani ee, sayısız varyasyonda sayısız oyun gösteriyoruz. Ama kendimizi üst kitlelere ulaştıramıyoruz. Ulaştıramadığımız gibi de büyük yayıncılardan destek alıp destek alsak da dahi artık değişmiyor çünkü insanlar dediğim gibi Bak üçüncü sefer bu cümleyi kuruyorum. Alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmiyorlar. Evet. De benimsedikleri insanlar var. O insanları bırakıp kolay kolay girmiyorlar aşağılara. Şu an açtığınızda dünya kadar aşağıda varyasyon yayıncısı var. O yüzden ee, fırsat bulamıyorsun. Şimdi bu destek konusu da evet yani hepimizin aklındaki düşünce şu. Ee, hak ediyorsak, gerçekten hak ettiğimize inanılıyorsa bağış, donate ya bit ya da cheer denilen olay daha çok şey yapsın yani atsınlar. Ben de her zaman bunu savunmuşumdur. Ama yani bu kadar zamandır, bu kadar senedir yayın yapıp da üstüne bir de belirli giderlerimizin olduğu noktada evet bedava izliyorsunuz. Yani para atmasanız da olur. Evet, şöyle de olur, böyle de olur diyebilecek bir lüksümüz yok şu an. Evet. Yani çünkü bu işe girdiysek artık bir tamam belirli zamanda ilk girdiğimizde bu işin eğlence kısmıydı. Evet. Ya bu eğlenceydi, biz entertainment kısmına girdik, bu işi hallettik, evet bir sene oldu, bir buçuk sene oldu, iki sene oldu ama e, artık buraya uzun saatler harcıyorsun. Yedi saat, sekiz saat, on saat. Farklı içerikler, farklı şeyler, elektrik faturasıydı yani upgrade'ler yapıyorsun, bu işi güncelliyorsun, Aynen. bu işi daha üst seviyeye taşıyorsun. Ama bu düşünüldüğünde, yani ben Cock için orada biraz boş bazlık yaptığını düşünüyorum. Ee, onun kazandığı parayı biz kazansak. <laughs> e, onun e, ihtiyacı e, yok zaten hani yani ben şey yapabilirim özellikle çok fazla paraya çok fazla geliyorsa benim IBAN adresimi atıp o parayı ben isteyebilirim. Sağ olsun bana göndersin yani çok fazla geliyorsa o para. <laughs> ya zaten... Bazen gerçekten boş konuştuklarını düşünüyorum yani sırf böyle herhalde canları sıkılıyor herhalde. Böyle bir Twitch'te dalga geçesi geliyor herhalde adamların. Bazen anlam veremiyorum yani bu durumda. Ya işte ya o, 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 o kadar büyük bir yayıncı olduğun zaman şey oluyor. Yani ee, zaten şu an adamların bağışı falan kesilse bile e, sahip oldukları sponsor içerikleri ve belki bir tık daha mesela normalde e, bir sürü reklam teklifini reddediyorlar mesela. Hani kendi içine silmiyor falan filan tarzında. E, çünkü destek de var. Para da geliyor. Niye ben bu adamın reklamını yapayım tarzında reddedebiliyorlar. Ama mesela sırf community desteğini e, izleyicinin verdiği destek sıfırlansa kaç tane daha tık ondan alıp çok rahatlıkla yaşamını idare edebilecekse biliyorlar zaten. Hani hiç Vay gelmese bağış, abone ee, zaten rahat rahat günlük bir yaşar artık o uzun bir süre. Evet. Onlar için bu tip şeyleri söylemek tabii ki de çok çok daha kolay. Bizim açımızdan şey Twitch bize ekstra bir şey sağlamıyor. Sıkıntı bu Yok. tarafta. Hani ne bulunabilikini arttırıyor, ne adam akıllı bir arayüze şey yani böyle farklı yayıncıları, insanların istediği şeylere e, yöneldirecek adam mesela sadece şey takip ediyor. Varyasyon yayıncılarını takip ediyor. Oyun yayıncılarını takip ediyor. Ana sayfasında yani orasını burasını sallayan bir kız yayıncı çıkıyor falan yani öneriliyor. Aa sen bunu izle tarzında. Ya e, ulan evet. ne alaka hani hani durumu söz konusu. Twitch bu konuda bir sıkıntı şey yaratmıyor. Ee, zaten bize gelen paranın çok büyük bir kısmını şey yapıyor. Cık kalıyor kendi cebinde. Bunun tabii, tabii. yanı sıra e, reklam geliri de yok. Yani reklam sistemini bir türlü... Bu, bu şey ama. reklam sistemi Twitch kendi sistemine bir türlü oturtamadı. Hani o bir türlü o yarışa dahil edemedi. İnsanlara falan bir çekemedi. firmaları ikna edemedi bilmiyorum. Reklam gelirleri çok düşük Twitch'te. E, bu sistemi oturtamadıkları için. Genel olarak düşük. Büyük gençler de çok reklam geliri almıyor zaten. E, şey yani biz böyle aa diye kalıyoruz, her ne kadar e, bu işi içine dahil etmeye çalışsak da. Ya en abi, az... en kötü şartlarda, e, mikserin getirdiği sistem var. Madem bunu böyle e, anlaşılır bir şey olmasını istiyorsun, şu sadakat puanlarının oluşturulduğu noktada mikser gibi bir sistem oluşturup, insanlara reklam izletmek istiyorsan reklam izletip, izlettiğin noktada da tabii bunu e, engelleyici bazı durumlar vesaire falan bunun altyapısını ayarladıktan sonra insanları bu tür durumlara teşvik edebilirsin. Sen reklam izlettikçe sen kazanırsın. Bir taraftan da yayıncılar da otomatikman bu durumdan yani, doğru orantılı olarak kazanır. Yani Bit'te bir yara vardı bu. Niye Aha, üzerine var ya. gitmediler yani? Suistimal ettiler. Çünkü VPN'lerden açıp çatır çatır millet izliyordu. Ekstradan işte bunun şey olayları oldu. İşte Fed Prime'lar falan filan hesapları oldu. Bunların evet. önüne zor zoruna geçtiler. Daha yeni evet. geçebildiler. Evet. Yani düşün. yani aslında hani ee, bu kadar yayıncı varken, bu kadar konuşulacak konu varken yani herkes çok rahat. Yani e, belirli sayıda insanların sesi çıkıyor. Ama o insanlarda azınlık, yani biz azınlık durumunda kalıyoruz. Herkes, kimse bana dokunmasın hesabı yani. Herkes e, rahat bir şekilde kendi şeylerini yapıyor. ya Demek ki memnunlar diyor bu insanlar. Hani bir de Twitch'te çok para kazanıp ya ben çok para kazanamıyorum deyip başka platformlara geçip başka platformlarda yayın yapan şeylerimiz var mesela. Hani ben buna da çok tam oluyorum. Yani hmm. biz o kadar saat uğraşıyoruz, o kadar saat didiniyoruz, gecemizi gündüzümüze, gündüzümüze katıyoruz, uğraşıyoruz, didiniyoruz. Ama abi yani hani biz bu ne yani yapalım o zaman? Hani bütün e, şeyler önünüze serilmiş. Yani e, bütün reklamlar sizde. E bütün sponsorlar sizde. Aşağı taraflara uğramıyorlar bile. Hı hı. Ya çünkü orada 3 bin, 5 bin, 10 bin izlenen adam var. Aşağı niye gelsin abi 30, 20, 40 izlenen adama gelsin? Yani. Ya ben mesela kendimden örnek vermek istiyorum. abi. Ben hani, bu zamandan e, Twitch'te, Twitch'e başladığım zamandan bu zamana kadar mesela 2 yıl boyunca Twitch'te canlı yayın yaptım. Hani haddi hesabı yok kaç saat yayın yaptığımın. Ve en son bu kesintilerden kaynaklı Twitch'in bu affiliate'lere, iştirak programına sahip olanlara işte yardım etmemesinden kaynaklı bıktım. Aşırı derecede bıktım ve YouTube katıl butonu geldikten sonra da yeter artık ben YouTube'a geçiyorum dedim çünkü hani YouTube'un Twitch'e nazara kesintisi az geldi. E, TL TL bazındandı ve fiyatını ben e, özellikle fiyatını ben belirleyip hani karşılığında vereceğim hizmete de benim belirlediğim bir nokta oluşunca hani Twitch ile Patreon'un birleşimi gibi bir şey gördüm orada. Ben YouTube'a geçiyorum abi dedim. de geçtim. Ama şöyle bir gerçek var ki e, yani bunu dürüstçe söyleyebilirim. Twitch'ten kazandığımın çok daha azını kazanıyorum. Yani aslında benim şu an bir zararım var. Ancak Geldik arkadaşlar. Geldik evet evet. Şu an Twitch bize Twitch polisi bize bir şey yaptı. Bir uyarı Evet ufak bir uyarı verdi efendim. Ben çok ben uyarı diye. yapmak istiyorum. Ben bir, bir şeyleri düzeltmek istiyorum. Az önce konuşan kişi benim kötü ikizimdi. Ee, <laughs> ben kesinlikle Twitch'i çok seviyorum. <laughs> Yakın bir zamanda da YouTube'dan oraya geçmeyi planlıyorum. <laughs> Tekrar geri dönüyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Fikrimi değiştirdim tamam falan. <laughs> Bizi de ne demeli Bizim başka platformda yok. Biz yan... O zaman <laughs> günah keçisi benim abi. Tamam. tamam. Abi... <laughs> Ar Aranınla günah keçisi benim abi. Teşekkürler. Aa, abi. Ya sen en son şey diyordun. Hadi ee, bu arada. Tam dolabın girdiği anda. Ee, evet. Ne diyordun? <laughs> Youtube'a... E, Youtube'dan abi, kazanamıyorum. Şu an sarılıyorum diyorum. Ee, şey yani... Twitch'ten kazandığım miktarın çok daha azını Youtube'dan kazanıyorum. Ancak şöyle bir şey var. Beni destekleyen insan sayısı aynı. Yani Twitch'te, e, YouTube'daki o sayı evet. bana üye olan ya da abone olan insan sayısı aynı. Farkı şu ki atıyorum YouTube'da 5 TL'ye, 15 TL'ye Twitch'te verilen meblağdan çok daha azını verip destek oluyorsun. Ancak e, nasıl diyeyim? Yani ben bir izleyici olayım. 34 TL cana abone olayım. Can'ın ondan kazancı sallıyorum yani aşağı yukarı şöyle bir 10 TL olunca burada sen candan çok Twitch'i beslemiş oluyorsun. Ve hani Twitch'in de bu noktada canın daha iyi yayın yapabilmesi için bir şey yapmaması canın hani sanki 10 lira almış sadece 10 lira almış gibi bir şey oluyor. Senin cebinden 34 çıkıyor, can 10 lira alıyor. Ortada zengin olan bir e, Twitch oluşuyor. YouTube'daki fark tamamen şu oldu. YouTube 15 lira veriyor. Can 10 lira alıyor. Yani ortada siteye giden para sayısı azalıyor. azalıyor. Bu noktada hani biz özellikle düşük, düşükten kastım yani az izlenen bir yayıncı olarak şu an sponsorlara ulaşamadığımız için herhangi bir şekilde bir istatistik gösteremiyoruz. Hani abi sen bana şu markayı ver. Ben sana yayında göstereyim. Garanti şu kadar atıyorum. 50 bin izlenme falan diyemiyoruz tabii ki bizim elimizde öyle bir güç yok. Adam da o yüzden ya o markayı vermiyor ya da o oyunun e, tanıtımı için sana e, kopyasını ulaştırmıyor haliyle. E bizde o imkan yokken izleyici senden hani uç rakamlarda satılan e, oyunları görmek istiyorsa mecbur destek olmak zorunda. Yoksa abi neden sen bunu çekmiyorsun? Neden sen bunu oynamıyorsun? tarzda bir şey söylenemez çünkü ne yapalım yani. <laughs> efet başvuralım. Ya o konuda ben şey çok sevdim ama ya o hani hep bu sıkıntıları vardı zaten de. Hani biraz daha antantifizizikten hep evet. şey oluyordu. Ee, artık Facebook'un hamle yapması, Facebook Gaming olarak ee, işte evet. globalde Mixer'in hamle yapması, yok efendim işte YouTube'un katıl butonuyla beraber artık global açılmasıyla beraber e, işlerin değişecek olması. 2020 Kesinlikle. yılında bayağı şey değişecek diye düşünüyorum yavaş yavaş. Yani Twitch'in de bu konuda hamle yapması gerekecek. Yani rekabet olacak ve rekabet her zaman kullanıcıya yarar. Hep, ee, Epic'ten biliyoruz. Evet. Yani her zaman kullanıcıya yarar. Ee, o yüzden birazcık daha güzel günler bizi bekleyecek. Yani hangi platform olursa olsun. Mesela Facebook Gaming'de de Şubat, Mart aylarına doğru da bir arayüz sağlam bir arayüz güncellemesi gelecek diye söylentiler var. Eee hmm alttan bilgiler var. E, ee, bakalım. Belki de Facebook geçilir. Ben mesela Facebook cidden çok güzel bir şey yaparsa ben geçerim bu arada. Yani ben Facebook mesela geçmememin tek sebebi oraya herhangi bir yatırımım yıllardır. Hani Twitch'e evet. sıfırdan başladım. İyi hoş okey yanında YouTube ilerliyordu. Twitch'e bayağı hani yatırım yaptım. Ki sağlam da geliştirdiğimi düşünüyorum. Ancak hani yeter ya <laughs> geliştirme bahanesiyle neler yapmadığı şey kalmadı bana. Dedim ki hani değmez. Değmez ben buna yatırım yapmaya devam etmeyeyim dedim. Facebook'a geçtim. Sonra orada fark ettim ki yani ne kadar Twitch'ten daha şey olsa da e, yayıncı dostu olsa da yeni yayıncı dostu olabilir mi? Pek belli değil. Şu an benim değil. Benim mesela. Şu an değil. Çünkü arayüzü leş gibi. Yeni yeni ortaya çıkıyor. Biraz daha beklemek gerekiyor. Biraz daha şöyle bir kesin olmak gerekiyor. Youtube o noktada bana mantıklı geldi. Kaybedecek bir şeyim çok fazla yoktu. Şimdi yavaş yavaş doğrulmaya çalışıyorum ben de. Aliç Facebook'a bir kere bir kere yayın attı orada denemek için. Bir kere Facebook'ta yayın açtım. Ki o zaman da şöyle bir şey vardı yani Twitch'teki o e, çok izlenen yayıncıların sadece bir kısmı geçmişti. Yeni yeni geçiyorlardı. Ya birisi işte Twitch'te yayın açamadı, oraya geçti. Ya da bazıları işte böyle çat pat teklifler alıp geçiyordu. Bir merak ettim. Hani şöyle bir yarım saat Facebook'ta canlı yayın yapayım. Oradan Twitch'e geçerim tekrardan kafasıyla bir bakayım nasılmış orası diye dedim. Abi gördüğüm tek şey PUBG Mobile'dı. Ya Facebook şu an öyle. Facebook şu an öyle. Hatta ve hatta sonradan zaten aldığım duyumlara göre hani bazı büyük yayıncılara e, teklif verirken, ulaşırken Facebook şunu söylemiş. Şu PUBG Mobile e, saçmalığını bir dağıtın. Hani çeşit çeşit oyun oynayın ki sizi izleyen kitle gelsin. Ya Ceden o zaman bize niye teklif, bize de teklif verin Allah Allah. Ha. fark şu. Biz bilince kaç kişi gelecek Öyle. Ya olsun gibi. yavaş yavaş. Ya amaç oradan şey değil mi? Amacın Facebook'un amacı alternatif arttırmak lan. Biz alırız alternatif. İşte. i̇şte. Ya e, burada şu üçümüzden da daha fazla alternatif sunabilecek kaç kişi var Twitch'te? Tabii canım bizim oynadığımız oyunları topla. Hani üçümüzün oynadığı oyunları toplasan zaten öööf, biz o arayüz var ya nasıl coşturur da? Ya, aynen öyle. Yani. E, bakalım arayüz gelsin belki de daha fazla hamle görebiliriz. Yani Facebook çünkü yatırım, arayüz yatırım yaptıktan sonra belki küçük gençlere de destek olabilir. Ya da ne bileyim bize daha uygun bir ortam oluşturur. Bakalım. Onları birazcık da zaman gösterecek. Onlar hep sen hiç düşünüyor musun böyle Facebook böyle bir şey yapsa sen geçer misin Twitch'i bırakır mısın yani? Ben yok ben yani bana özellikle hani Clancy'den beri o Clancy açıldı D-Live, Nonoş Live şey Nono Live yani. Hı -hı. eee <laughs> Şey Facebook vesaire gibi durumlarda. Ya ben çok şey yapmadım. Ya ben 5. seneme gidiyorum yayıncılıkta Twitch'te. Hı hı. Yani ben böyle beklentilerimi çok uçuk noktaya tutmadım. Hala da tutmuyorum. Tutmamaya da devam edeceğim çünkü ben her zaman çekirdek e, kitle tarafını savunan insanım. Hı hı. Kendi e, kitlemi daha çok böyle tutup kendi kitlemle her türlü oyunu, her türlü sohbeti, muhabbeti çevirebilecek güçte gördüğüm için kendimi benim için rahat oluyor. Tabii bunun maddi boyutu evet tabii ki de. Ee, insanlara saygı duyuyorum. Yani maddi açıdan geçindirmeniz gereken bir hayat, geçindirmeniz gereken bir e, ev ya da ihtiyaçlar, giderler giderlere karşı e, olan e, ekonomik durumlar. E, tabii ki de bunları iten sebepler. Bu tür platformlara geçilmesi. E, ben geçmem yani. Ma geçseydim Facebook'un adı duyulduğunda geçerdim. Ne bileyim değil ve geçseydim DLive'de şu an Twitch'te bu kadar süredir yaptığım paranın 3 katını da kazanırdım ben. Rahat kazanırdım. Youtube evet. olayları çok böyle benim aklımın erdiği şeyler değil. Yani o video çekeyim, Hı -hı. Videoyu, olaya koyayım, keseyim, biçeyim falan. Intro, outro dedikleri olayı ben çok anlamıyorum. Anlamadığım için de TV işte gidiyorum işte. <laughs> Canım sıkıldığı zaman Twitch'ini alıyorum, oynadığım oyunu Twitch'te videolara oynanatma listesi oluşturuyorum. Bu bana yetiyor yani. İzlemek isteyen oradan izler, izlemek istemeyen izlemez yani. Hani ben şeyim diyor hani, aman diyorum şimdi kim uğraşacak bir daha kalkıp buradan gidecek oraya ya. O yayın Hiç gerek yok. Ben halimden <laughs> memnunum abi. Abi şöyle bir mantık var zaten. hani Hangi platformda olursan ol. Sen atıyorum bir ev geçindirmeye çalışıyorsan ya da direkt şuradan söyleyeyim sana. 3 saatlik bir yayın yapacaksın. Bu 3 saatlik yayın için ee, ee, zevk alıyorsun. İyi, hoş, okey yaptığın işi seviyorsun. İzleniyorsun bu izlenme sana atıyorum o 3 saatte 50 TL getiriyor. Ama senin evin giderleri ya da senin kazanman gereken miktar 500 TL ise sallıyorum şu an. Ve senin mesela o 3 saat içerisinde kazanabileceğin miktar 500 TL olabiliyorsa, senin öyle bir potansiyelin varsa bu bilgisayar başında durup sana o yayını yapamazsın. Evet. Maalesef hayat bu, bunu sana getiremez. Mecbur sen oradan kalkmak zorunda oluyorsun. Böylece hani aslında Haya, ee, aklının bir köşesinde kalan o şeyi, o yayın yapma hissiyatını, şeyi, isteğini gerçekleştiremiyorsun. Aynen. hayatın gerçeği. Ee, diğer bir muhabbet ise şeydi. Ee, yine Orhun'un bir izleyicisiyle kapışması <laughs> <laughs> da diyeceğim. Orhun'a bayılıyorum ya o kapışma. <laughs> Yani, ya, Orhun'u bu, bu adamlar adamı bile çiveden çıkardılar yani. Evet Orhun'u bile <laughs> çiveden <laughs> çıkardılar <gülüyor> ya. Ki şey, ama şöyle bir durum var yani bizim yaşadığımız tacizlerin ne alakası var? <laughs> Yaşamadı bile yani yanından bile geçmez. Ya. Bu kadar ya. süre zarfında yani böyle pes edip isyan etmek hani bizim yaşadıklarımızı yaşasalar da demek ki buralarda yayın yapamazlardı bu insanlar. Biz nasıl tuttuk abi ya, O yüzden Aynen çok öyle. tepki veremiyoruz. <laughs> Twitch Aynen olunca. Orhan bir de Twitch'e sonundan geçti ya. Hani birazcık daha şey oluyor. Hani o toksitiyle yavaş yavaş e, yüzleşiyor. Aynen, Aynen öyle. E, yeni yüzleştiği için biraz o tip şeyler de kal ya oluyor. Ya, daha olarak yapacak bir şey yok. E, bir izleyicisinin. Ya olay şu. E, bu arada bu YouTube yorum ama yani sonuçta <laughs> bu toksit genelde Twitch'ten falan geliyor. E, yani. Onur bir varasyon yayıncısı. E, indie oyunlar oynuyor. Farklı farklı işte. multiplayer'ı da görüyorsunuzdur kendisini zaten. E, genelde bağımsız yapımlara çok fazla e, gönül veren. Çok böyle küçük kaliteli oyunlara e, oynamayı kendine misyon benimsemiş kişilerden bir tanesi. E, bir tane oyunu oynarken... Yani ee, başlı başlı şu şekilde yani boynun başından kalkamadım tarzında bir e, başlık yapıyor ve yorumlarda şu yani gerçekten gerçekliğinde boynun başından mı kalkamadın Allah'ım çöp falan filan tarzında e, yorumlar e, geliyor bunun üzerine bir tartışma konusu başladı. E, Yorum atarken arkada zula iniyor değil mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> hani. E, ya bilmiyorum hani cidden bir insanın yani Orhun Orhun Kayal bir Hani takip ettiysen Hani Ben sanmıyorum ki Orhun'u zola oynarken bulup da takip ettin Hani Sen bu adamı takip ettiysen Demek ki bu adam okey bu adam indie içerik üretiyor bir sürü bağımsız oyun oynuyor Okey güzel Takip edeyim Diye takip etmedin mi Etmediysen niye takip ettin Hani niye, niye takip ediyorsun ya. niye buradasın niye yorum yapıyorsun ya geri zekalı diye hani deliriyorum ya. Ben deliriyorum yani cidden. Bu da hep şeyi kanıtlıyor. Bu tip olayların da hep şeyi kanıtlıyor arkadaş ya. Türkiye'nin geri yarısı geri zekalı kanıt kanıtlıyor hep ya. <laughs> ah. Ah. Ve bu tartışma devamda ediyor. Yani ee, işte ne bileyim Orhun'un yine yorumunda. Bu arada bu, ya, bu saladıkları oyun Oxygen Not Included oyunu. Ee, oyun, hani bir de bu oyuna sal diyor. Hani bir kolini yapma oyunu başarılı bir kolini yapma oyunu. Ee, olmaz, o, o Oyun çok güzel bir de yani. <laughs> ee, yani normal olarak adamın bilgisi yoksa fikir olduğunu düşündüğü için böyle konularda evet. yorum yapma ihtiyacı duyuyor Ama adamın NATO mermer, NATO kafa yani sıfır adam. Adam sıfır. Yani yok bir şeyi yok. Oyunla ilgisi bir oyunla alakalı bir şey yok. Bir bilgisi yok bir şey yok. Ama sırf yorum yapmak için. Yani sırf e, bir şeylere laf söylemek için adam oraya yorum yazıyor. E normal abi yani. Abi bir de şeye dönüyor ortalık. Hani sen böyle bir gerizekallığa cevap verdiğin anda muhabbet tamamen şeye dönüyor. Eleştiri kaldıramıyorsun sen. Heh. Burada, eleşt Burada eleştirinin tanımı ortaya giriyor arkadaşlar. Eleştiri. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir akademisyen gibi Evet, Eleştiriden hani... önce eleştirinin tanımını sorgulamamız gerekiyor. Yine işte dediğin gibi. yaptığını mı düşünüyorsun? <laughs> evet yine yüzde ellinin eleştirinin kelime anlamını bilmediği için. Bilmiyor işte abi gerizekalı çünkü yani bilmiyor öğrenmemiş hani her şeyin eleştiri olduğunu düşünüyor yani hani bu ne kelimesinin bir, bir eleştiri şey, olduğunu düşünüyor değil. mesela adam hani. Yorumlara şey yazıyor mesela atıyorum malsın diyor sen tepki verince de eleştiri de mi kaldıramıyorsun ya yani yürü git. <laughs> Aynen yani öyle abi. <laughs> ay 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 eleştiri kaldırabilsem bu işleri yapmayacağım. En sevdiğim cümle öbeği ya. Hani. Ay 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 ay. Hani hiçbir yapıcılığı yok. Hiçbir şeyi yok. Tamamen eee göçüm. Denerek. Abi işte insanlar, insanlar benim anlamadığım nokta şu. Eee ya benim oynadığım oyunları hani şu mantıkla Hangi hakla hizmete göre, kendinde eleştirme hakkı buluyorsun? Evet. Yani, yani benim hayatımı eleştirebilme hakkını sana kim veriyor? Zorunluluk da tutabildiğimiz bir nokta yok abi. Kimseyi zorunluluk da tutmuyorsun bir şeyde. Aynen. E canını almıyorsun. Hani kimseye para yedirmiyorsun. Ben sana para verdim, sen yediğimdir burada oturdun demiyorsun kimseye. Ya da oynadığımız oyunları zaten kimseyi e şey yap yani izlemesini de bekleyemiyorsun. Ya oyun seçen ben... bir tayfa var. Oyun seçen tayfadan gerçekten çok nefret ediyorum. <laughs> yani Tabi anlam ya... veremiyorum. Çözemiyorum bazen. Hani hep böyle bir düşüncesini karşına da empoze etme durumu hep nedense var yani evet. bilmiyorum. Neden var, var, var bilmiyorum. O, o hayatın her noktasında var. Ben var. hayatımın her noktasında yaşadım onu. Ya, yani o hmm. ballık hep devam ediyor. Ya yani mesela şey yani ben oyun olarak mesela Zula'dan haz etmiyorum. Zula hem kötü bir olma, oyun olmanın evet. yanı sıra hem de pay to win bir oyundur. Yani bu yüzden benim hep genelde dalga geçme konusunda genelde hep bu oyundan bahsederim dalga geçtiğimiz zaman ee, belli belli başlı sebeplerim de vardır hani ben ben bu oyuna kötü diyorsam bu bu sebeplerden dolayı ama mesela bu oyunu oynayıp seven keyif alanlar var e, tamam Ötede keyif alın hani burada ne, hani ne bileyim hani benden zuda içeriği beklemek ne demek ya da hani ne bileyim ha, Orhun'dan başka ya. bir içerik beklemek hani Hani Orhun'un sen takip ettiysen, şey yaptıysan bu oyunu çok beğendim, başından kalkamadım diyor. Sen Orhun'u takip edip bulduysan bu kanalı. Yani sen Zula oynuyorsundur. Orhun'un bu içerini görmüşsündür. Laf edersin ama sen Zula oynuyorsan ne işin burada? Ne işin var burada? Hani o taraftan da sıçıyorsun hani. <laughs> Bu tarz durumlarda ben şunu düşünüyorum. Yani hayal ediyorum sadece. Twitch, YouTube hani birinin oyun oynadığını izlemek falan. Bunların hepsinin öncesinde en fazla ne yaşanıyordu? Sen internet kafede oturmuş kendi halinde oyunun oynarken atıyorum yan masada hani oyun açılması beklenirken bir tane çocuk mesela oturduğun sandalyenin arkasından senin oynadığını izlerdi. Onun evet. şey demesi gibi geliyor da benim o kadar yani saçma geliyor ki bana. Abi bunu niye oynuyorsun ya? Kapat şunu başka bir şey oyna falan demesi gibi bir şey. Sana ne lan? Oynuyorum. izlemek istiyorsan başında dur istemiyor. Sanki bu kadar basit yani. İşte sorun orada zaten. Yani şey bir de hani şu son zamanlardaki şu artış meydana geldi gözlemlediğim kadarıyla. Abi şimdi oyunu oynuyorsun. Abi PUBG oynasana ya. Daha çok izlenirsin. Ah, evet abi. akıl vermeciler. Akıl verenler. Ee, abi CSGO <laughs> oynasana ya. Çok izleniyorsun. Çok izlenirsin. Baka. ha. Kendisi sosyal medya uzmanı çünkü. niye abi. böyle şey yapmak zorunda izleneceğimi bile bile GTA RP oynayayım ki yani. Yani izle... Ya niye onda... insanlara göre ben hareket etme, etmek zorundayım? Ya orada <laughs> ufaktan bir iyi niyet de var. Hani çünkü işte ne hani ha. uzaktan hani bir, bu arada hani ufak niyet, iyi niyet şu. Senin daha fazla izlenmeni istiyor. Eyvallah. da hacı o iş öyle yürümüyor işte. Sen bu işin içinde değilsin. Evet. League of Legends oynayan adam 3 yıl boyunca League of Legends yayını yapıp hala 5 izlenen, 3 izlenen, hatta 0 izlenen kanallar var Twitch'te. League evet. of Legends oynadım diye aman aman Allah'ım hemen yüz izleneceğim. Çok fazla takipçi kazanacağım. Olmuyor. Olmuyor. Hatta daha zor. Şu an League of Legends yayıncısı olmak, spesifik bir oyun yani yayının oyuncusunun iyi yani çok hızlı yükselmek için ya oranı boran açacaksın ya da inanılmaz iyi oynayacaksın. Abi İ o ikisinden. de işe yaramıyoruz. Aynen bizde yok abi. Ben arada bir YouTube yani. yapıyorum falan oradan biraz <laughs> şey yapıyorum ama olmuyor. Yani <laughs> yapamıyoruz yani. Çakmıyor. O da riskli abi. Yapsak mesela gidebilirler. <laughs> yani. yani ya da işte karak karakterini bozacaksın. Ne bileyim işte şive yapıp ana her cümlemde 8 tane küfür kullanacaksın. Vesaire, yani hani aşırı yani, toksik yani. bir dediği gibi, internetin sağladığı anonimliğin arkasına saklanarak herkes eleştirme evet. hakkına sahip olduklarını sanıyorlar. İşte, sorun burada zaten. İşte, yani. Işte. Ya şöyle de bir durum var, şimdi geçen sene zaten istatistiklere göre sadece sohbet kısmındaki, yani sadece sohbet e, kategorisinde, içinde bulunan bütün şeyler izlenmiş ve izleyicilere sayısıyla, e, sayısız partnerlik kazandırmış. Ama şöyle bir durum var. Yani Türkiye'deki GTRP'yi de izleyip partnerlik alanlar, daha doğrusu oynayıp partnerlik alanlar, sadece sohbetten de hızlı çıkış yapıp partnerlik alanlar, çok sevdiğim lafı zaten az buçuk siz de tahmin ediyorsunuzdur, ee, hızlı bir yükselişin ardından hızlı bir düşüşü Aynen. oluyor. Ee, evet. Şu an izletecek içerik bulamıyorlar çünkü senelerdir tek yaptıkları olay ya da partnerlik alana kadar tek yaptıkları olay buydu, bu evet. oluyor farklı bir içerik sunduklarında her zaman maalesef e, bu özveriyi yakalayamıyorlar. Bugün anlamlı bir şekilde yükselmeniz için iyi bir e-spor oyuncusu ya da farklı bir takımdan gelmiş olmanız geldiğiniz bir e-spor oyuncusu ya da gerçekten e, sohbetinize, muhabbetinize gerçekten kafa yorabilecek insanların bulunması ya da bunun nazaran e, ekstradan da e, değişik perspektiflerde hiç kimsenin yapmadığı içerikleri bularak bu kategoriye girmek ya da Twitch'e girmek daha böyle bir bağlamda sizin partner olmanızı sağlıyor. Hani tabii ki de nihai hepimizin amacı partnerle hep uğraşıyoruz dinliyoruz ama maalesef şey yapamıyoruz. Yani, yani ulaşamıyoruz o sayılara. Yani çünkü olmuyor. Bir türlü çıkaramıyoruz kendimizi yukarılara. Evet. o fırsatı bir türlü yakalayamıyoruz. Yakalayamayacağız da zaten o yüzden hepimiz saldık. Artık kendi tanıdığımız insanlarla, kendi bağ kurduğumuz insanlar oturup bu işin artık zevkine bakıyoruz. Zevkine bakıyoruz yani. Her zaman da böyle olacak. Bulunduğumuz dönemden kaynaklı hani 2012, 2013 yılı olsaydı mesela yüksek bir oranda, yüksek bir ihtimalle Yükselebilirdik, halledebilirdik her şeyi. Hayır, zaten 100 bin izlenmeye partnerlik alıyordum. Heh, o zaman 100 bir şey bin mi? izlenmeydi. Yani 2012-2013 senesinde ben aplat nedir onu bilmiyordum. Hani <laughs> aplat ne işe yarar? Yani biliyordum ama aplatı böyle bir internet platformunda kullanabileceğim konusunda bir fikrim yoktu. Ben de ben Half Life benim bilgisayarımda kasıyordu. Böyle <laughs> yani, bir um yani. vardı. O, o zaman zaten genellikle büyük yayıncılar zaten işte e, nitelendirdiğimiz. Ee, gerçi isim vermekten sıkıntı olur. Video oyun daha çok mesela bildiğiniz kadarıyla ilk YouTube ilk YouTube partnerlerinden. Ekstradan da Twitch'in de ilk partnerlerinden sayılır kendisi. Hı -hı. Yani onu da başladığı zamanlarda başlasaydık yani tabii ki de biz de yani bu sürecin bu kadar hızlı ilerleyebileceğini ve bu platformların bu kadar genişleyebileceğini o zaman tahmin etmemiz mümkün değildi. Hepimizin de farklı işleri, farklı varyasyonları olur, sağlam, vardı ya. yani. Çok, çok sağlam, öngörülü olmamız gerekiyor. Yani, aynen öyle. Hani o zaman Çünkü... belki bu şartlara göre bir Daha farklı durumda olurduk biz de tabii. Ya Şimdi bir mesela yani, onlar, hı, başladığı zaman, onlar başladığı zaman onlar başladığı dönemdeyken sen YouTube'dan para kazanma diye bir şey yoktu. Onlar zaten sağ bedavaya yapıyorlardı. Aynen. Ve hani tamamen diyorsun ki ulan para kazanmayacaksın o kadar mek vereceksin, o kadar çalışacaksın falan. Ee, e, niye durumu söz konusu ucun ucunda hani e, oturur kendim oyunumu oynarım. Tarzında bir durum vardı ki, mesela hani. O zamanlar bilmiyorum yani bana çok tatlı geliyor bir noktada zaten. Hani kimse hani para kazanma olmadığı için yaptıkları içeriği de böyle atıyorum montajdı kesmeydi biçmeydi arkaya bir metin hazırlamasıydı bir uğraşma kurgusunu falan ayarlamak hiçbiri olmadığı için yani çoğunluk neydi abi oyun oynayayım yaşadığım eğlenceli anları yarın bir gün arkadaşlarla Lars, izler zevk alırız diye. Ta hani, Tamamen tutku işi tamamen tutku işiydi o zaman hani şey yani. Tamamen yani tutku işiydi orada kaydını alıyor yüklüyor. Sonra diyor ki, aa işte böyle bir oyun oynamıştım, çok tatlıydı, izleyenler de oldu, böyle bir kitle oluşturdum. Atıyorum, Age of Empires'ı deli gibi seven bir insan mesela, Age of Empires'ı deli gibi seven insanlarla tanışıyordu, bu onun çok hoşuna gidiyordu. Sonra baktı, sayılar artıyor, sonra hiç ismini bile duymadığım markalar ona mail atıyor, işte abi sen iyi bir kitleye ulaştın, gelsene şöyle böyle falan filan. O zamanlar her şey yolunda et mesela, her şey mümkündü herkes için. Bu yüzden bu kadar hızlı zaten büyüdü. Ancak şu an bulunduğumuz noktada zaten televizyonun da ölmesiyle beraber medya sektörünün hani yeni medya denilen web 2.0 diye tabir edilen bu durumundan kaynaklı yine televizyondaki gibi en değerli olan şey fikir ve ulaşılabilirlik oldu. Reklam, fikir. Bunların hepsi bir anda geldi. YouTube'da daha önce oldu. Sonra Twitch'e geçti. Şu an ben mesela şeye Şaştım resmen Twitch'e geçenlerde gidiyorum e, reklam olarak bana şey geldi Vodafone bilmem ne işte bir paketinden kaynaklı e, Twitch bedava hani hiçbir şekilde internetinden gitmeyecek lan Vodafone'un ne ara haberi oldu Twitch'ten de böyle bir e, paket ya, açmaya başladı yavaş. deli gibi tanımaya başladılar artık merak ediyorlar çünkü geleceğin burada olduğunu fark ettiler ve bunun da sebebi mesela şeyden kaynaklı oldu yani var olan yayıncıların gittikçe gelişmesinden kaynaklı ben de gelişirim düşüncesiyle yani binlerce insanın yayınlaşmaya başlamasıyla oluştu. Ve onlar yayınlaşmaya başladıkça bizim olasılığımız katlanarak da azaldı. Bu yüzden e, gittikçe de azalıyor düşüncesindeyim ben. Birazcık pesimist düşüncem bu noktada ama çok da bir şansımız yok. Ben ya ben o konuda biraz da şey bakıyorum ya. Yani yaptığımız içeriye de bağlı. Hani kendimizi sürekli geliştirmemiz gerektiğini hissediyorum ben. O konuda hep Öyle şimdi bir farklı projeler yapmamız lazım. Sadece mesela spesifik olarak oyun yayıncılığında bağlı kalmamalıyız. Mesela ben radyonun aslında oluşma sebebi de bu. Hep ben bir şeyler üretmek istiyorum. Hani bu konuda çok hevesliyimdir. Ee, oyun içeriği olsun, rehber olsun, başka şey olsun, talk show programları olsun. Ee, başka konsept yayınları olsun. Böyle mesela bir tane not defterim var şurada. hep evet, buraya aklan fikir geldikçe sürekli yazdığım Game of Thrones House of Stark konseptlerim var. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ben bundan çok keyif alıyorum. İnşallah bunları North Northmenbers yani inşallah biz de bir ara. Yani e, abi buradaki iş işin aslında artık biraz şey yani bizim yani bizim yapmak istediğimiz konsept içerik bizim kurmak istediğimiz ortam zaten kurulması en zor yani Twitch'te başarılması en zor şey ee, hmm. çok iyi bir community management şey olmanız gerekiyor uzman olmanız gerekiyor mesela onunla da az önce şey vardı hani GTA yaptı hani GTA ile normalde 10 izlenecek kanal bir anda 1000 izlendi partnerlik aldı falan filan şimdi yayın yapıyor yine 10 izleniyor Mesela bu çok kötü bir community management örneğidir. Ya sen bin kişiden on kişi kazanamadın mı? Hani oha falan geri zekalılığın daniskası. Görüyorum bir sürü yayıncı böyle. Hani, çok 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 Neyse ee, bu tamamen çok kötü bir yani topluluk yönetimi. Community management yani öyle çevirebiliriz. Topluluk yönetimi yani burada sen bir seni izleyicilerin sana influencer yaptığımız için aslında hani itha, takip, bizi takip eden kitleye hitap edebilmek. Hani bizi görenler hı. ne bileyim bu influencerlarla iş birlikleri genelde yani ne oluyor? Siz bizi takip ediyorsunuz, destekliyorsunuz, izliyorsunuz. Hayat, hani hayatınızın bir parçasındayız artık yani günlük hayatınızda. Belki site satmak için, belki böyle keyifli vakit geçirmek için. Ya yani da ne bileyim oynadığınız oyunda e, kulaklığınızda bir kulaklığınıza fısıldayan yayıncılar olarak e, işliyor iş ortak e, işler. Yani biz de hı hı. ne bileyim böyle ürünlerle falan cartla cartla, cartla sadece şey değil e, sizlere aynı zamanda bir şeyler pazarlayabilme işine, işiyle yürüyor bu sistem genel olarak. Ee, ya da ne bileyim siz de destekliyorsunuz. Daha özgür bir şekilde e, ilerleyebiliyoruz. Uzun vadede bu sistem bu şekilde işliyor. ve ee, yani bu yüzden influencer hani bu kişilerin konu topluluğunu iyi yönetmesi gerekiyor. Hani top kendi izleyicileri arasında iyi olması gerekiyor. Ee, <gülüyor> şart <gülüyor> şart yapsam diye bir de yorum geliyor. Ee, yani topluluğun iyi kurması gerekiyor. Ekstra sadece canlı yayınlar değil, canlı yayın dışı da onlara zaman ayırması gerekiyor. Özel Discord gibi platformlarda ya da belki beraber keyifli vakit geçirmesi gerekiyor. Bu çok ayrı bir, apayrı bir konu, apayrı bir sistem. Bunu yapabilmek de zaten her iyinin harcı değildir. Çok ayrıntılı bir şeydir. Ben de çok iyi yapabildiğimi düşünmüyorum zaten. Ama yani e, belli bir seviyede yapmak yapılması gerekiyor. Başarılı olmak için zaten ne olursa olsun. Yani ya dediğim gibi ya çok ekstrem bir yönünüzün olması lazım e, ya da çok iyi olmanız lazım bazı konularda ya da yavaş yavaş bizim olduğu bizde olduğu gibi e, topluluğunu yavaş yavaş da olsa sağlam yapı taşları üzerine büyüterek hani e, ilerleyeceğiz. Ben en azından bizim açımızdan öyle olduğunu düşünüyorum. valla şöyle bir durum var. Son son yaklaşık bir sene içinde gözlemlediğim kadarıyla şöyle bir durum var. Sıkıntı şu için hani çok söylüyoruz yani kadınlar orasını burasını açıyor erkekler bu kadar laf söylüyor içte içiyorlar sapıtıyorlar vesaire. Bunlar artık bir son bir senede bana çok klişe gelmeye başladı. Her ne kadar ben de bu konuda size çok katılma katılıyorum yani. Ya ben de tabii çok sinirleniyorum bu duruma. Çok klişe geldi. Çünkü neden klişe geldi? Ee, Amerika ve daha doğrusu zaten Twitch'in içinde bulunduğu durum Amerika ve Avrupa ya da diğer ülkeler bazında global olarak anlamda düşündüğün zaman yani jartiyerli e, yayın yapan ablaların bulunduğu platformda bizim Türkiye'deki kadın yayıncıların meme açması bence çok doğal bir şey. Yani bayağı ultra bir şey yani. Bayağı ultra doğal bir şey. Çünkü neden doğal? E, global anlamda bunun şeyi sağlanıyorsa yani bunun izini sağlanıyorsa ve bunun adına özgürlük deniyorsa e, bizim ülkemizde de böyle şeylerin yapılması bence çok daha normal. Yani. Çok normal karşılıyorum bu durumu. E, sen belirli kurallar ışığında Dediğin noktada e, sözleşmelerde imzalattığın kararlara uygulamazsan ki uygulamıyorsun uygulasan şu an Facebook'a geçen yayıncıların çoğunun partnerliğini ve e, abone butonlarına kadar o paralarını er koyman gerekiyor olurdu hala hiçbirinin ne bir partnerliği alındı ne Yok bir canım, e, abonelik canım, butonları alındı hiçbirine bir yaptırım uygulanmadı ama göz e, böyle küçük bir göz kırpıldı. yani Restream.io dediğimiz platformlardan 7 yerde yayın açan insanlar var hala yani, devam ediyor. Madem, yani. Hala devam ediyor. Yani ben bunun şey kısmındayım. Yani açan açsın tabii. Hani ama hani bir kural, bir kural, bir düzen getirmediğin platformda da hani bu dediğim olaylar yani ab, ab bu ablameme açıyor şu çok izleniyor. Ay bu ablam işte şöyle yapıyor falan filan. Ya bunlar artık gerçekten klişe geliyor. Çünkü bir denetleme mekanizması yok. Evet. Bir kural mekanizması yok. Bu kural mekanizmasının ve denetleme mekanizmasının bulunmadığı çerçevede de böyle artık konuşmak yani çok bile çok artık şey geliyor artık yani. Hani yok. Zaten bizim bizi savunabilecek. Ben görmüyorum yani. Bizi savunabilecek. Aşağıda bizi ee, ne oluyor ya? Bu aşağıda ne bitiyor diyebilecek ee, bir şey yok. Hani ben madem Çisil Hanım Twitch ee, şeyi polisi ben Çisil Hanım'ın bir kere bile aşağı taraflara geldiğini görmedim. Bu aşağıdaki yayıncılar diyor mu acaba? Ne zaman? Ne yapıyor ya bu aşağıdaki yayıncılar? Bu komünitedeki diğer yayıncılar acaba ne yapıyor ya diye Geliyor mu acaba? Hiç kontrol ediyor mu acaba? Ben bir kere bile görmedim. Üst yayıncılar haricinde aşağılara uğradığını görmedim. Bir kere bile görmedim. Abi şey bile oluyor ya. Hani o yüzden bunun artık bariz zaten yani adam ya Witcher çıktığı zaman bildiğim Witcher dizisini açtı izledi ya Netflix'ten canlı yayında, Twitch'te. Abi, ya abi Witcher Twitch adamlar seni. Yüzüklerin Efendisi filmlerini falan izlediler. Hala yani. şu an film izleyebiliyorlar çok rahat. Yani, adamlar o, 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 uyuyor o, abi, o. uyuyor, uyuyor. uyuyor. Bu ülkede adamlar uyuyor, Twitch'te uyuyor. Bu adamlara yaptırım gelmiyor. Evet. Lan benim başım kel mi? Benim de Netflix'im var, benim de <laughs> Apple <da komikletim> var. <laughs> Baştan söylesenize yapılabiliyorsun. <laughs> yani. Vallahi yapıyorlar abi yani. <laughs> Ay bir de şey var hani, madem yapılıyor, açın abi tamam deyin hadi. Ah, Serbest <laughs> deyin. Westworld <Aynen> deyin, yani. <laughs> salın yani. <laughs> Falan böyle hani. Western <laughs> takılıyoruz arkadaşlar, takılın haydi! Efendim diye salın bizi, biz de herkes giden... Öyle olduğunu bilsek... Hani Buratikus'la beraber şey yapıyorduk ya biz, Game of Thrones incelemesi. Evet. Oturur diziyi izlerdik gecenin, bir evet, herkese. Gizli izleyip, almost sonra üzerine inceleme yapardık yani falan <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Muazzam <gülüyor> içerik olur. Biz o kadar uğraşıyoruz falan sırf tabii telefon tabii. olmasın, şey olmasın diye SS'ler alıyoruz. <laughs> Evet, evet, fotoğraf gösteriyoruz hani konuştuğumuz sahne hani hangi sahne olduğu belli olsun diye o kadar uğraşıyoruz emek yapıyoruz millet şey yapıyor direkt açıyor böyle oturuyor izliyor böyle çayını almış öpürdetiyor böyle aa burada da can Snow ne koydu ya falan diye anlatıyor yani böyle <laughs> ya. ben ee... ama youtube'da da bak bu muhabbet var telif durumu dizinin falan telif atması youtube'dan falan gördüğüm en ekstrem şeyi söyleyeyim youtube'da da şey durumu var react ee, hmm. Kanalları işte tepki veriyorum, şuna tepki. tepki koyuyorum falan filan. Bir tane kadın gördüm abi. <laughs> Televizyonda Game of Thrones'u izliyor, arkasında ayna var. Game of Thrones'un görüntüsü mirror effect olmuş. Ya düşün bak Montaj programında bile mirror effect koymaya üşenmiş. <laughs> Aynaya geçmiş. Görüyorsun sen, onun tepkisini görüyorsun. De. Yuh dedim. Sen nasıl yaparsın bunu? Öyle ya. Yani o reaksiyon o o opaylı bir konu zaten YouTube tarafında da şey at, yani. At, at, mesela o, o konuda mesela Facebook Gaming'i ben çeken taraflarından bir tanesi o. Facebook o konuda çok katı. Evet. Yani ne yapıyorsun belli. Oyun abi. Hani dışa çıkamazsın. Evet. E, çıkarsan böyle böyle. Biri o kadar laf atarsa böyle böyle. Şöyle şöyle. Hani öttürürüz falan filan tarzında. E, kuralları var o konuda. Mesela Facebook'un bana benim benim, 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 tarafımdan en azından yayıncılığı daha da bize de hizmet ediyor. İzleyicilerin de daha düzgün bir konut kurmanın içinde sana da hizmet veriyor. İzleyicilerine hizmet veriyor. O konuda ben de en azından katı olmasını seviyorum yani. Neyin ne oldu belli olsun abi ya. Açık buçuk. Aynen öyle. Banlanacaksa banlan. Hani banlanacaksak banlanalım. Banlanmayacaksak şey yani hani. Yani At şu an 67-60'a şey yazmış. Joker çıktığı gün adam neredeyse nerede nerede bulduysa hemen Twitch'te yayın açtı. Ben bile beleş diye izledim. Niye enayi gibi sinemaya Netflix'te para vereyim ki? Bu umarım şakadır bu arada. Değilse şu an çok büyük, çok en derin yerimden yaralanırım. Yok şakadır ya doğrudur. Doğru, doğrudur diyorsun. Doğru doğru evet. doğrudur abi doğrudur. Şu an çok derinden yaralanıyorum. Bayağı kurşun yedim. Hey sol yanım diyerekten. Abi direkt ya şey yapalım. Ya. ya. Gidinler abi sinemaya. Çekelim direkt. ilk 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 seanstan çekelim videoyu yayınlayalım Twitch'te. Tabii ki. Tamam ben hani geleceğinde geleceğin de sinemaya <laughs> olarak ben artık şu düşüncedeyim yani. Abi niye en gibi bir kameraya e, 5 bin 20 bin lira vereceğim ki ben o zaman filmi çekmek için yani. Öyle bir ha. mantık var. Facebook'un geliştirilme süreci daha Haziran'a kadar sürecek zaten. Akıllı evet. bir platformu yok. Onu herkes zaten şey yaptığı. Ya. Tabii. Aynen. O belli yani o daha geliştirilecek daha öbel evet, bir evet. çıkar. Ya tabi bakalım ne kadar sürede çıkacak hep birlikte göreceğiz. İyi bir ee, politika izlemeleri lazım ama başarılı olmaları için. Ya ben şeffaflığını seviyorum en azından şöyle şeffaflığını seviyorum. BTK'yla ve emniyet bizim emniyet müdürlüğü olan entegrasyonu çok iyi. Twitch'te yaşadığımız o hesap açıp fake hesap tacizlerinden kaynaklı olarak biri size o platformda küfür ettiği zaman Boş işiniz varsa çatır çatır gidin uğraşın mahkemeyle. Çünkü bunu yapan yayıncılar vardı. Var, Uğraştılar. Var. Ee, ben özellikle hala Twitch'in bu konuda önlem almamasına çok sinirleniyorum. Özellikle Türkiye'de yaşanan ciddi tacizler ki Türkiye'de değil Avrupa'da da ya da diğer Hoştun. yabancılarda da çok fazla taciz yaşanıyor. Cyberbullying yani... diye bir şey var yani. Bunun. Aynen öyle. Yani bunun en kolay yöntemlerinden bir tanesi şu telefon. Çok Herkes. kolay. Telefonu getir abi. Biz ekstradan yayıncılar olarak da telefon seçeneğini de tıklayalım. Çünkü artık Twitch'e giren herkes telefon kullanmayan yoktur abi. Çok nadirdir. 1 yani. milyonda 1 kişidir belki yani. Giriyorsa yani hani la, ya lafın gelişi söylüyorum. Hadi 2 kişi çıksın hadi 10 kişi çıksın kullanmayan. Bunların hepsini telefonlarını onaylatacaksın. Hala troll hesap açmaya çalıştıklarında anasını babasını kız kardeşini telefonunu alır en kötü. 3 tane 4 tane bilirsin yani ne olduğunu bilirsin en azından yani. Evet. Tabii ki. Yani bunun en etkili çözümü telefon ama hala bir şey yok. Yani bekleriz hala yani. Bakalım. Kısmet. Ay ay. Ay. Konudan konuya girdik falan. Onun konusu da arada kaynadı gibi hissettim ama. Onu da yani değil hiç zamanında gerçi diye düşünüyorum ya. Bir şey kaçırdık. Bir evet. şey yapmak diye zannetmiyorum. Çok doluymuşuz yani bu konu. i̇çimizi dört. <laughs> i̇çimizi güzel döktük yani evet. Oh, hey, çok şükür. Senusunda. Yarın yayın var diye böyle <laughs> <laughs> <Devam ediyorum. gülüyor> Öyle abi yapacak bir şey de yok ya. Yani. Hayat yani, devam bir, bir, yerden sonra doluyorsunuz işte. Yani, çünkü bu, 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 bu kadar saçmalıkla uğraştığınız için. Aynen ya. Ee, bakalım. Bilmiyorum ben yine de en azından birazcık daha mutluyum. Rekabet her zaman için avantaj sağlar ya. Ben yani o konuda biraz daha mutluyum yani. Hmm. Yani çünkü bir, bir, yerden sonra Amazon'da şey demesi lazım. Lan dur bir dakika biz şey düşünüyoruz da e, Twitch'den e gitmesin değil de yatırım da yapması lazım çünkü. Yani. onu gördükten sonra yatırım yapacaklar. Ben açıkçası şeyde çok yatırım bekliyorum ya. Yüzükler Efendisi'nin dizisinin çıkacağı zaman Twitch'e bir yatırım bekliyorum. Çünkü hmm. asıl amaç zaten orada şey ya. Prime Video satmak ya. Yani. Hmm. Yani, Prime, Prime Video'nun şeyleri, Twitch yani bir bağlantısı da. Twitch Prime alın işte. Prime alınca bu da oluyor, bu da oluyor, şu da oluyor, bu da oluyor. Ee, Amazon'un oraya girmesi için Twitch'i de alınması lazım. Bakalım. Ee, evet bu arada onu da son olarak bir deneyelim tekrardan. Ee, Elazığ'da deprem oldu. Şu an e, evet. yayından önce oldu sanırsam. E, 6.8 büyüklüğünde can kaybı da varmış. Harbiden Elazığ'da halkına oradan geçmiş olsun. Daha ayrıntılı bak. Onu da yayından sonra hemen bakacağım. E, fırsat bulduğunda. Aynen. Yani, cidden. Yani, yani takip ettiğim kadarıyla ciddi sıkıntılı. Yani bu konu konuyu doğuruyor. Yani geçmiş olsun diyor, diyoruz ama hani bu kadar insanın bu kadar şeyin bulunduğu bir ortamda yani düşünmeden edemiyorsun. Bu alınan her nokta ya gene her şey toplanıyor gene aynı noktaya geliyor. Bu kadar toplanan <laughs> vergi nereye gidiyor hemşerim yani. Yani Allah'ını seversen ya. <laughs> Twitch buna o. bir el yat ya sana yolladık paralar neredeydi? nerede? Nerede bir şey? Oluyor, hani <laughs> şeyi söylüyorlar bunu her seferinde yayında söylüyorum. Tamam Türk Telekom ya telekomünikasyon evet ee, sınıfta kalıyor. Bizim ülkemizde telekomünikasyon sınıfta kalır. Ama abi gözünüzü seveyim ya. Ben İstanbul depreminde İstanbul depreminde babam eğer evde olmasaydı ben evden dışarı bile çıkmazdım. Babam çok tedirgin oldu böyle bir ee, panik oldu. Kendini nasıl dışarı attı bilmiyorum. Adam üç adam taş taş çatlasın 30 saniyede elbisesini sesini giyip adam koştura koştura gitti. Evde beni tek bıraktı. Dedim ne oluyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Ve herkes telefona sarıldı. Ya hemşerim Türk Telekom'a tamam dünyanın laf söylediler. Ee, Süper Online daha doğrusu Turkcell vesaire. Ben Turkcell'den konuşacağım kişilerle görüntülü konuştum. Mesaj attım. Yani şu hemen telefona sarılmaktansa zaten afat mafat da uyuruyor, uyarıyor. Aramayın diyorlar yani telefonla. Mesaj atın. Mesaj daha etkili. Ya da internet üzerinden çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani şu hala şu ya yıl olmuş 2020 hala şöyle tür basattıklarla uğraşıyoruz ya. Evet. Ya bu çok evet tamam yani ya abi yani İstanbul'dasın. İstanbul gibi bir mega kentte 16 milyon kişinin oturduğu bir mega kent. 16 milyon kullanıcının olduğu bir yerde ee, telekomünikasyonu bir anda yüklenirsen ne olur? E Çöker abi. Basit matematik. Evet. Yani bu Elazığ'da da dahil. Bu Türkiye'nin her noktasında dahil. Böyle bir durum söz konusu. Ve Elazığ'daki deprem ee, neden Adana'da, Hatay'da hissedildi, Antep'te ya da diğerlerinde hissedildi? Çünkü fay hattı kırıldı. Yani fay hattı kırılmış söyleniyor. Hani Çünkü o fay hattı üzerinden geçen bir durum söz konusu. Ee, bu şekilde büyük bir enerji açığa çıkmış zaten bu duruma göre. Durum sıkıntılı. Yani yıkılmış, çoğu yer yıkılmış, çoğu bina yıkılmış ve hani sağduyuz çağrısı yapılıyor vesaire falan ama hani chat'te de anlatıldığı gibi bu kadar vergi alınıyor ama havaya alınıyor boşa. Belli yani bariz görülüyor yani. Ha evet o konuda eee de belirttiği gibi Hı -hı. deprem çantası ve hayat üçgeni biri biri çıkıp abi biri çıkıp konuşsun lütfen ya. Lütfen ya. Ya üzerine 5 kat beton düşünce sana hangi hayat üçgeni kurtaracak? Ya. Yeah. Hangi buzdolabı kurtaracak ya da hangi çamaşır makinesi kurtaracak? Ya dünyanın en büyük ahmaklığıdır bu ya. Türkiye'deki ahmaklıktır bu. Afat başkanının çıkıp hayat üçgeni yapın. Çanta bulundurun. E, evden kaçamazsanız hayat üçgeninde gidin bir buzdolabının ya da bir çamaşır makinesinin yanına sığının. Allah'ını seversen ya. Ya biraz düşünün abi, biraz mantıklı düşünün ya. Allah akıl fikir, fikir Allah akıl fikir verirken sen neredeydin hemşerim ya? Ya şey yani işte hani herhangi bir reaksiyon ha önlem alalım şunu yapalım bunu yapalım değil de tamamen bunlar artık. Ee, bu, 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 abi yani 5 11 katlı apartmanda oturuyorsun. 5. Ee, kattasın. Hayat üçgeni yap. Evet. Ee? <laughs> i̇yi, mutlu abi 11. kattasın. Ha, on, iyi, 6 kat üstüne beton çökünce, yerin altına da 5 kat çökünce ortada tost olacaksın ama hayat üçgeni seni kurtaracak. Evet abi. Çok mükemmel bina yapıyorsunuz da zaten. Ee, çok mükemmel bir deprem e, var da zaten. Hepsi birbirleriyle bağlantılı zaten. Bak kendi canını emanet ettiğin şey buzdolabı, çamaşır makinesi. Onu aldıktan sonra verdiğin vergi özel şey vergisi kullanılmıyor. Ee, ayrıyeten yaşadığın mekanın işte müteahhiti doğru düzgün bir bina yapmıyor ve sen bir tek para vermekle, kendi canını düşünmekle ve o canını da böyle mecbur riske atmakla mükellefsin yani. Daha aynen öyle. Ne olacak? Ee, yarın da şeyleri izleriz efendim. Yarın da bir sürü gündüz kuşağındaki programlarda, haber evet. bültenlerinde gıda mühendislerini evet. toplayıp bir deprem hakkında konuşturacaklar. Neden? Çünkü yaşlı gözüküyor. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet uzmanlık herhangi bir profesör olman yeterli çünkü herhangi bir konuda konuşman için. Onlar da onlar da yani şimdi. Evet şimdi. Öyle izleyebiliriz. Arkadaşlar deprem çantası şöyle hazırlanmalı Böyle hazırlanmadı diyerekten. Onlar da peşkeş çıkacak. Saygılar, sevgiler. Allah Allah yardımcımız olsun. Aynen öyle. Ee, Türkiye'de biraz öyle. İşimiz Allah'a kaldıysa zaten yapıyorduk. Evet bu durumda. Deprem Önemli konusunda öyle cidden öyle. öyleyiz bu arada yani. Cidden De deprem deprem konusunda öyleyiz ya direkt spesifik olarak öyleyiz yani. yani olur da büyük bir deprem vurursa harbiden işimiz Allah'a kaldı yani. Ne ben bu ya. konuda susacağım yoksa Evet. Zevat dikkat kapatır ee, neyse efendim o zaman e, bu forumumuzun da yavaştan sonuna gelelim. Çok çok teşekkür ederim. Bizim bize eşlik ettiğiniz için öncelikle sözü Aliço'ya bırakıyorum. Hacı e, ufaktan kendini tanıt. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Önümüzdeki A günler arasında ne göreceğiz? veriyorum sana ekrana. Buyur. A Merhabalar gençler. Ben Aliço. Twitch'te aktif olmamamla beraber YouTube'da sağlam bir aktif devam ediyorum. Beni YouTube'dan takip edebilirsiniz. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Spotify'dakiler içinde de YouTube yani youtube.com slash Alçotub deyince benim kanalıma uğrayabilirsiniz. Çeşit çeşit oyunlar oynuyorum. Bu aralar zaten oyun çeşitliliği bakımından bir coşmuş bulunmaktayım. Umarım ileride de böyle devam eder. Kendim tabii ki şu an tatilde olduğumdan dolayı böyle sağlam şekilde yardırabiliyorum. Onun dışında e, hepinizi beklerim. E, bu kadar. Sanırım. Evet. Çok sinirlendirmeyin beni bu konulardan dolayı biraz konuşmakta <laughs> zaten. Arkadaşlar. Adam olan akıllı olduk Teşekkürler. <laughs> Peki. Ee, Onur abi sana geçiyoruz. Buyur ekran. Söz sende. Ben bildiğiniz üzere e, Onur Zeynel Özgünay. Twitch'te 5. senedeyiz. İnşallah sağlamız el verdiği sürece bir 5 sene daha ilerleyeceğiz. Bakalım kısmet. Ee, onun dışında varyasyon oyunları olarak zaten bu gördüğünüz üçlü e, sürekli yeni oyunlar kazandırmaya devam edecek. Şahsım adına da benim de eee 2020 için planlarım 17 tane platform oyunum. <laughs> ekstradan e, açık dünya oyunlarım. E, ekstradan eee platform oyunu, işte, tutun tutunda indie oyunlara kadar birçok oyunu 2020'ye sığdırmayı planlıyorum. Şu an keyfimiz, halimiz, vaktimiz yerinde. Ee, bizi izleyen, bizi seven insanlarla bu platformda devam etmeye çalışıyoruz. Hani Twitch ayakta kaldığı sürece ee, ben twitchte devam edeceğim. Ayrıca 6. senemde evet nokta ee, noktalamayı düşünüyorum. Ha, bir de Legolarımız var tabii Legolarımız yani. Farklı içerikler oh sunarak Legolarımız var. Sonra gelip demeyin ama bana ya abi sen kocaman büyüdün eşek kadar oldun. Hala Lego oynuyorsun derseniz... Ee, ya, o yanaklarınızdan birer birer sıkar öperim hepinizi. <laughs> Onun dışında bizim de standartımız böyle tabi. Ee, <laughs> yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Sizlere de tekrar tekrar görüşmek dileğiyle. O yüzden merhabalar Onur. Kanalımı takip etmeyi unutmayın tabii ki de. Çok çok teşekkürler. Saygılar sevgili hepinize. Abi çok çok teşekkür ederim bu arada. Tekrardan e, ricamı kırmadın. Geldin bugün. Eşlik ettin. Çok güzel muhabbet oldu. E, sağlasın. Arkadaşlar. Hı -hı. Takibinin arkadaşları. Linkler bu arada YouTube'da açıklamada bulacaksınız. Ee, arkadaşlar da takip edip desteklersiniz. Ee, çok da güzel olacaktır. Bu arada bu yayının tekrarı YouTube'a ve Spotify'a gelecektir. Nereden dinlemek istersiniz? Dinleyebilirsiniz, takılabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.